Yani şey bir yayın falan durumu yok zaten değil mi Elif? Biz sadece bunu şey kurumun şeyi için, arşivi için mi alıyoruz? Hocam onlar bakıyorlar ona göre. Tamam Olabilir ya, yani. en fazla Twitter'dan ya da Instagram'dan ufak bir şey olabilir yani Çağrı hocam. Meşhur Yok ederiz yani. seni yani. Yani bu konuyla ilgili bir sıkıntı yok yani. Tamam işte. Şey başka bir mesela hani çok ciddi politik falan bir konu olmadığı için bunlar. Tamam. O zaman Sonuçta. Elif sen kayıt şey yapabilirsin, alabilirsin yani. Şimdi başlayayım o zaman. Evet hocam buyur. Uluslararası örgütler ve bu uluslararası örgütlerin yapılanması anlamında sizin bu programa da baktığımda ben diğer programın diğer kısımlarıyla da örtüşmesi açısından yani uluslararası ilişkiler doğası veya çatışmalar sonrasında bu uluslararası örgütlerin bu konuda nerede duruyorlar ve rolü nedir? Yani biraz da bölümüm de benim siyasi tarih uluslararası ilişkiler olduğu için ben aslında olayın kısaca bir tarihi bağlamda nereye oturduğunu anlatmak istiyorum. Bu uluslararası örgütlerden kısaca bahsedeceğiz. Ondan sonrasında da günümüzde nasıl bir işlev yürütüyorlar? Yani görebildiğimiz somut anlamda uluslararası bu örgütlerin nereye oturuyor, nasıl bir işlev üstleniyorlar günümüz dünyasında? Ondan bahsedeceğiz. Yani öncelikle Birleşmiş Milletler tabii ki uluslararası örgütler deyince ilk akla gelen o ve ondan önceki kuruluşlar denmiş. Bölgesel örgütler ve spesifik örgütler diye. Fakat bu uluslararası örgütler dediğimiz şey aslında belli bir şey üzerine bina edilen bir şeydir. Yani uluslararası ilişkiler okuyanlar da bilir. Uluslararası örgütler dersi veya müktesebatı uluslararası hukukun üzerine konumlanmış bir şeydir. Dolayısıyla eğer bir uluslararası örgütlerden bahsediyorsak veya bunların varlığına veya etkinliğine inanıyorsak, önem atfediyorsak bu uluslararası hukukun varlığına delalet eder. Yani uluslararası hukuku zaten kabul etmiyorsanız uluslararası örgütler diye bir şeyi de kabul etmeniz hemen hemen imkansız. Zira yani uluslararası işbirliğine veya o işte intergovernmental denilen örgütler, hükümetler arası işbirliğine veya bugün işte sivil toplumlar arasındaki o işbirliği bir uluslararası hukukun varlığıyla zaten bir anlam ifade ediyor. Bir uluslararası hukuk var ise zaten bu örgütler işlevsel olabiliyorlar. Yani yoksa varlığını bile sürdüremeyecekler, var olmayacaklar böyle bir alanda. Peki bu nereden çıktı uluslararası örgütler dersek? Yani gene uluslararası ilişkiler işte başlangıcı olan bu Westfalia'ya dönüyoruz. Bu ulus devletlerin ortaya çıktığı 1648'de itibaren bu Westfalia Anlaşması'nın imzalanıp artık Westfalia biliyorsunuz 30 yıl savaşlarından sonra akabinde kurulmuş bir yani Avrupa düzeni daha öncesinde mezhepler birbirleriyle savaşırlarken bu savaştan sonra devletlerin birbirleriyle savaştığı gibi bir genel bir durum var. Ve bu 1648 sonrasında da 1815'e kadar ve 1815'e gelindiğimizde Viyana Konferansı var. O çok önemli bir konferans aslında bu. Yani daha evveliyatı dediğimiz Birleşmiş Milletler'in. Ve burada bir diplomatik hukukun kodifikasyonu deniliyor. Diplomatik hukuk bugün hala bir diplomatlar arasında bir hukuk varsa, bugün bu belli teamüller ve belli bir hukuk üzerine yürüyorsa, bunun bir çoğunluğu 1815'e dayanıyor. 1815'te tabii ki Napolyon Savaşları'nın sonrasında oluşmuş bir anlaşmadır. Yani o Viyana Kongresi ile birlikte bir taraftan yeniden Avrupa düzeni oluştururken bir taraftan da bu günümüz diplomasisinin temelleri atılıyor. Berlin Konferansı var gene. Burada da benzer bir durum var. Osmanlı'nın da katıldığı bir konferans hatırlarsanız. Ve bu aslında Avrupa kolonyal güçlerinin bir paylaşım özellikle Afrika özelinde Orta Doğu'ya da bir paylaşımı. Burada biraz daha Avrupa'nın genişlediğini görüyorsunuz.
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya genişleme, orayı da kontrol etme veya bir şekilde paylaşım yapma. Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda, birincisi olurken tabii birinci denmiyordu. O esnada dünya topraklarının %85'ini kontrol ediyordu. Yani Avrupalı güçler dediğimiz şeye katılan, yani savaşa katılan güçler dünya topraklarının %85'inde, yani bu bir şekilde kontrol sahibi ve bunun akabinde gelen Versay Anlaşması'nda 1919'daki bu işte meşhur anlaşmada bir yeniden bir dünya düzeni kurulması var yaklaşık işte bir 100 yıl sonra Viyana ile birlikte, ama bu sefer bütün dünya üzerinde bir paylaşım var. Fakat şöyle bir durum var. Anlaşmayı imzalayanların hepsi beyaz adam ve Avrupalı. Yani anlaşmaya dahil edilmeyen yani sarı ırkından, siyah ırkından tutumla her farklı milletten insan var. Yani sadece Avrupalılar arasında bir anlaşma. Hatta sonrasında oluşan bu malum League of Nations, Milletler Cemiyeti, oraya da geleceğiz ama şu Yalta Konferansı ve İkinci Dünya Savaşı'nda da şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Hitler ve Japonya'ya karşı, daha doğrusu Almanya ve Japonya'ya karşı Sovyetler ve Amerika'nın müdahalesiyle zaten durdurulabilen güçlerdi. Ve sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Winston Woodrow Wilson yeterli desteği sağlayamayıp Amerikan Başkanı Milletler Cemiyeti'ni ayakta tutamadı ama İkinci Dünya Savaşı sonrasında Theodore Roosevelt Stalin'i de ikna ederek İkinci Birleşmiş Milletleri kurabiliyor. Bu şöyle oluyor. Stalin savaş tazminatı olarak, çünkü aslında Nazileri yenenler, Almanya'yı yenenler, Sovyetler savaş tazminatı olarak ondan belli kazanımlar istiyor. Doğu Avrupa'da özellikle işte Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi. Karşılığında da bu uluslararası örgüte katılmayı da kabul ediyor. Yani bunlar da bir dünya savaşı çıktı, hadi bir daha olmasın diye hemen güzel bir organizasyon kuralım ve içinde yer alalım diye olmuş şeyler değiller. Şimdi bir kısa sunum var, onu paylaşmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Altta share screen yazıyor ama. Bunu yeşil bir işaret. Host disabled diyor. Attendee. Buradan galiba şeyden. Elif, senin bir müdahalede bulunman gerekiyor olabilir ya. Mikrofonun kapalı. Ben buradan sadece kendi ekranımı paylaşabiliyorum. Ama diyor ki host disabled participant screen sharing. Aynen. Yani bana şu an bir istek gelmiyor ki buradan. Şimdi belki kuruluşta şey yapabilirim de host olarak değiştirebilirsen, beni eklersen ben bu şekilde. Ayarlarda falan bir şey yok mu acaba? Şöyle bu 3 nokta var ya benim. Evet, yaptım şu an hocam. Tamam, oradan ben. Evet, şu anda host olmuş çağıracağım. Buyurun. Tamamdır. Şu şekilde. Yani ben aslında şunu size göstermek istiyordum. League of Nations'ın bu Société de Nation amblemi hiç görmeyenler için göstermiş olayım. Bu Avrupa temelli bir örgüt. İşte 1919 ve 1939'a kadar ancak yaşayabilen Woodrow Wilson'ın kurduğu, Amerikan başkanı, ama nedense Amerika'nın katılmadığı bir örgüt. Ve yani dünyada barışı ve bu devletler arasında diplomasiyi arttırma amacıyla kurulan bir örgüt ama şöyle bir sıkıntısı var. En önemli sıkıntısı başta kurulurken en büyük o dönemki diğer hani Avrupa güçleri haricindeki iki devleti, Rusya ve
Amerika'yı içine dahil etmiyor. Bu devletler üye olmuyor. Birinci sıkıntısı bu. İkinci sıkıntısı da bunun herhangi bir şeyi yok. Yürütücü bir gücü yok. Uygulayıcı bir gücü yok. Bu sadece tavsiyelerle ilerliyor. Yani sadece devletlerin rızasına dayanarak. Tamam, devletlerin rızasına zaten dayanır ama bir bağlayıcı bir şartı yok. Dolayısıyla Japonya Mançurya'yı işgal ettiğinde 1931'de veya İtalya Etiyopya'ya müdahale ettiğinde 1935'te yine müdahale edemiyor. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın da başlangıcına yeniden bu şekilde engel olamıyor. Birleşmiş Milletler'e geldiğimizde biliyorsunuz bu da 1945'te kurulan bir örgüt. Milletler Cemiyeti daha ziyade logodan veya şeyden de biraz anlaşılacağı gibi Avrupa merkezli bir örgüt yapılanmayken burada Birleşmiş Milletler'e geldiğimizde kurulması ve kuruluş aşamasında sanırım San Francisco anlaşmasıyla kuruluyordu. Amerika'nın rolü büyük. Günümüzde de zaten New York'ta merkezi. Amerika'nın ciddi rol oynadığı bir örgüt. Hala şu anda da yani en büyük diğer ajanslarında yani UNESCO gibi veya Birleşmiş Milletler Mülteci Ofisi gibi çeşitli şeylerinde yani birçok projede birçok konuda Amerika burada ciddi anlamda etkin ve tabii bu Permanent Five olayını da biliyorsunuzdur. Daimi 5 üyesi İkinci Dünya Savaşı'nın kazanan ülkeleri. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin ürünü bir uluslararası örgütten bahsediyoruz. İşte barış, güvenliğin sağlanması, diplomatik ilişkilerin devamlı olması. Yani daha öncesinde biliyorsunuz bu diplomatik ilişkiler ülkeler arasında kurulurken bu uluslararası örgütlerin aslında yapabildiği en büyük katkı şu. Sürekli diplomasi sağlıyorlar. Sürekli olarak diplomasi ve devletler arasında sürekli olarak bir işbirliği. Diplomasiyi sürekli anlamda getirme ve bunu etkili bir şekilde kullanmakta bu devletler etkin. Önemli. NATO'yu bildiğiniz gibi o da 1949'da kurulan Kuzey Atlantik Barış Paktı. Bu Batı Paktı ve bir de bunun doğu kısmı var. O da Varşova Paktı. 1955'te kurulan. Tabii de bu 1991'e kadar devam ediyor. Soğuk Savaş'ın sonuna kadar. Varşova'da imzalandığı için ve gördüğünüz gibi bugün Avrupa Birliği'ne üye Doğu Paktı'na şu anda Avrupa Birliği'nin doğu kısmında, Doğu Avrupa dediğimiz Bulgaristan'dan tutun Çekoslovakya'ya, Macaristan'a kadar birçok ülke burada. Avrupa Birliği sonrasında diğer bildiğiniz gibi Avrupalı ülkelerin yani 6 Avrupalı ülkenin bu güne getirdiği diğer bir örgüt. Yani şunu görmemiz lazım. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzende bu uluslararası örgütler sayıları ciddi anlamda artıyor. Paktlar ciddi anlamda artıyor. Güvenlik veya diğer anlamda. Ve aynı zamanda da bu uluslararası hukukun gelişimine de paralel bir durum. Yani uluslararası örgütler, uluslararası işbirliği ve paralelinde bunların yani kısa zamanlı olabilir veya belli maslahatlar dahilinde olabilir. Yani Bağdat Paktı vardı mesela Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde veya benzer kuruluşlar. Yani bu tarz yapılanmalar çok daha fazla sayıları artıyor. Tabii bölgesel anlamda başka teşkilatlar da var. Ama özellikle dersin de programın da içeriğine binaen şu var. Dünya Ticaret Organizasyonu, World Bank, Dünya Bankası ve IMF. Bu üç kuruluş özellikle yani burada da kısaca geçeceğiz. Bu tabii ki Dünya Ticaret Örgütü'nün birinci ve en önemli özelliği serbest ticareti dünya çapında artırmak.
Uluslararası Para Fonu'nun özelliği gene bu şekilde finansal bir altyapı sağlamak. Ve diğer World Bank'in de özelliği büyük projelere destek olmak, kalkınma anlamında projelere destek olmak. Fakat şurası dünyada İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Bretton Woods sistemiyle birlikte kurulan yani küresel kapitalizm diye sürekli söylenilen, tabir edilen bu sistemin aslında belli kurumsal ayakları var. Bu kurumsal ayaklar zaten bu üç kuruluş tarafından özellikle karşılanıyor. Yani bu kuruluşlar aslında yani içi boş veya herhangi bir önemsizliğe sahip olan kuruluşlar değil, gayet önemliler. Önemli olmalarının nedeni bu anlamda sistemin devamlılığını sağlamak. Yani küresel kapitalist sistemin devamlılığını sağlamak. Altyapı anlamında yani mümkün olduğunca daha fazla ülkeye ulaşmak. Bu anlamda eğer sıkıntı yaşayan ülkeler varsa mesela countries on the hook diyor. Sıkıntılı ülkelere yardımcı olmak veya işte çeşitli onlara çeşitli engellemeler koyarak, onlara çeşitli yaptırımlar uygulayarak bu noktada etkinlik kurmak, devam ettirmek. Burada sanırım bu kısımda diyor da tabii bölgesel çeşitli ekonomik örgütlenmeler de var. OPEC gibi. OPEC'in 1973 mesela Orta Doğu'daki 1973 petrol krizinde oynadığı kritik bir rol var. 1960'da kuruluyor. Halen önemli. Yani son dönemde biliyorsunuz bu petrolün acayip bir düşüşü vardı piyasalarda. Sonrasında OPEC'in devreye girmesi. OPEC Plus diye devam ediyor şu anda ama. Nafta bu Kuzey Afrika, Kuzey Amerika için önemli bir örgütlenme ve oradaki yani Kuzey Amerika merkezli ekonominin kontrolü ve kendi aralarında serbest ticaret için yine önemli bir birlik. Avrupa Birliği ekonomik temelde çıkıp sonrasında siyasal anlamda devam eden, şu anda ise biraz son dönemde yıpranan bir örgüt. Ve bu anlamda ya bu uluslararası örgütlerin yaptığı çeşitli yaptırımlar var. Yani uluslararası örgütler aslında çeşitli yaptırımlarla, çeşitli teamüllerle, çeşitli kurallarla gelişmeye çalışan yapılar. Bunlar ne kadar aslında kurgulanırsa, devletler üzerinde ne kadar fazla yaptırımı olursa veya bu bir taraftan da uluslararası toplum tarafından da tabii ki ne kadar kabul görürse o anlamda da etkili olabilecek kuruluşlar. Tabii ki son dönemlerde özellikle artan bir biçimde bu mesela Permanent Five, işte o daimi ülkeler, neden beş ülke? Bu tarzda çıkışlar var mesela Türkiye'den de yapılan veya şu şekilde G20 var mesela. En fazla güçlü olan 20 ülke. Fakat bu sefer güçlü olmayan dünyanın işte 170 ülkesini dışlamış oluyorsunuz. Yani bunlar bir şekilde uluslararası anlamda ulus devletlerden de tabii ki destek bulmak zorunda olan örgütlenmeler, yapılar. Ben bir de şu kısmı sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün günümüzde ne durumda bu uluslararası örgütlenmeler? Yani daha doğrusu bunu uygulama kısmı olarak düşünün. Teorik kısmı, yani tarihi ve teorik kısmı geçtikten sonra bu kısmı uygulanma anlamında da düşünebilirsiniz. Şöyle ki, yani mesela Birleşmiş Milletler'in şöyle 1947'de almış olduğu 181 sayılı karar. Aslında cidden önemli bir karar. Yani bugünkü bu gördüğünüz Filistin haritasının yani aslında Filistinlilerin şu an hayal ettiği ama bulamadığı harita, fakat o dönemde savaş çıkaran bir haritaydı. İsrail'in kurulmasını
öngören bir haritaydı. İşte bir Jewish State ve Arab State olarak yazmış. Ve iki devletli çözüm denen şeyin haritası bu. Fakat sonrasında gördüğünüz üzere yani 1946 yılında Filistin bu haldeyken aslında İngiliz mandası altında, sonra 1947 yılında bu hale geliyor. Bu hikayeyi zaten biliyorsunuz nasıl küçüldüğünü. Fakat şurası var. Birleşmiş Milletler'in 48 savaşından sonra aldığı 194 sayılı karar. 1967 savaşından sonra keza aldığı 242 sayılı karar. Yani İsrail mesela bunların hepsine uyacağını söylüyor. Uyacağını söylediği için yani ortada bir rıza var. Evet, tamam ben kabul ediyorum Birleşmiş Milletleri ve bu kararları dediği için uluslararası hukuktan tarafından da kabul görmüş oluyor. Zira uluslararası hukukun en önemli yani devletlerden beklentisi rıza göstermesi. Fakat uyuyor mu? Yani ben evet doğru diyorsunuz, kabul ediyorum diyor. Ama diğer taraftan da bu kurallara uymuyor. Dolayısıyla bu şeyde yani geçenlerde 50. yılıydı. Fakat 50. yılı da geçti. Hala işgalci, yani işgalci devlet konumunda. Biz uluslararası hukuk adına İsrail'in işgalci devlet olduğunu söyleyebiliyorsak Birleşmiş Milletler'in kararına binaen söylüyoruz. Ama neye göre? Şu kısımda veya şu yeşil kısımda işgalci mesela veya buradaki Gazze'de buraya kadar küçülttüğü için bu kısımlarda işgalci. Birleşmiş Milletler'in sonuçta 181 sayılı kararına baktığımız zaman şu 47 tarzında bir haritası vardı. Dolayısıyla 47'ye dönülmesi veya 67 sınırlarına dönülmesi, sürekli bunu zaten Filistin'le ilgili yapılan açıklamalardan duyarsınız veya Filistinli liderler sürekli Birleşmiş Milletler'e veya uluslararası topluma çağrıda bulunurlar. Bunu zaten sık sık da duyuyorsunuzdur. Ve Filistin'le ilgilenenler varsa mesela UNRWA'yı bilirsiniz diye tahmin ediyorum. Birleşmiş Milletler'in Filistinlilerle ilgili mülteci birimidir. Yani Batı Şeria'daki, Gazze'deki mültecilerle ilgilenen, yani İsrail işgali altındaki Filistinlilerle ilgilenen kısım bu. Yani bunlar, yani UNRWA'nın çatısında olmasa veya korumasında olmasa çok daha zor durumda olabilecek olan Filistinliler. Yani iyi veya kötü ama yani yıllarca UNRWA tarafından destek gördüler. Yani siyasi anlamda özellikle bir şemsiye olmuştu. Hatta raporları meşhurdur. Yani onların raportörlerinin falan zaten birçok yerde çıkıp konuştuğunu da görebilirsiniz. UNRWA'yı fakat Trump döneminde maddi açıdan desteklemeyi bıraktığını biliyoruz. Çok sıkıntılı günler geçirdiğini biliyoruz UNRWA'nın. Yani son yıllarda özellikle prestiji ve etkinliği de Trump dönemiyle birlikte Amerika'da azaldı. Onu da söylememiz lazım. Bunu özellikle görmemiz de gerekiyor. Varşova Paktı ve NATO. Yani NATO, Amerikan sadece görünse de birçok ülke var. Varşova da sadece Rus gibi görünse de aslında Doğu blokuna ait ve Orta Asya'daki bugün birçok ülke Varşova Paktı'na dahildi. 1985 yılına ait bir harita. Burada da mesela yine NATO'nun müdahale ettiği Bosna. Bosna'da diğer bir örnek, önemli bir örnek. Yani Bosna'da bugün aslında çatışma bittiyse, yani aslında ona latent conflict diyorlar, donmuş çatışma. Ama şu veya bu şekilde gene o iç savaştan bugünkü duruma gelinebildiyse müdahalesinin burada önemli bir payı var. Tabii ki hayal edilen, istenilen veya beklentileri karşılayan bir şekilde değil. Ve işte gördüğünüz gibi Hırvatistan mesela bütün sahil kesimini alırken Bosna'nın sürekli içerilere gittiği bir şekilde parçalandı. Yugoslavya ve Sırbistan daha yukarılarda. Ve Bosna'da da yani iç yönetimde çeşitli sıkıntılar var. Ve Avrupalı güçlerin daha ziyade işte NATO'nun, Türkiye'nin de dahil olduğu bir şekilde bir müdahale oldu. Fakat sonrasında olay sıcak çatışmadan bugün çatışmasızlık haline veya donmuş çatışmaya dönüşebildi. Bu
NATO müdahalesi sayesinde oldu. Libya bir de diğer bir örnek. Günümüzde de aslında çok güncel bir konu. Libya'da bugün Türkiye'nin desteklediği Sarraç hükümeti, Faize Sarraç hükümeti veya işte UMH, Uluslararası Mutabakat Hükümeti diye geçiyor. Bunu biz meşru görebiliyorsak veya dünyaya bunun meşru olduğunu söylüyorsak, Hafter'in mesela darbeci olduğunu söyleyebiliyorsak veya Hafter güçlerinin kanun dışı olduğunu vesaire söyleyebiliyorsak, bu da gene Birleşmiş Milletler'in UMH'yı tanımasıyla mümkün oluyor. UMH'yı tanıdığı için Birleşmiş Milletler Libya'nın meşru temsilcisi olarak UMH'yı gördüğü için biz bugün Libya'da işbirliği yaptığımız yönetimin meşru hükümet olduğunu söyleyebiliyoruz. En son zaten Trablus'tan güneye doğru bir saldırı başlatmıştı yeniden Libya güçleri. En son bu bölgeye kadar geldiler. Burada en son gördüğünüz harita bu şekilde. Tabii biraz buradan bakınca şey olabilir, iç karartıcı gibi görünebilir ama Trablus'ta zaten çoğunluğu ülkenin Trablus ve çevresinde yaşıyor. Onu da bilmek lazım. Yemen'e baktığımızda da, yani bunu da kısaca geçebiliriz. Yemen'de de üç tarafın zaten çatıştığı, işte Husiler şu anda Güney Geçiş Konseyi başladı ve Yemen hükümeti diğer tarafta. Yemen'de de şöyle bir durum var. Yemen'de savaş isteyen birçok taraf var ve orada aslında sürekli sükunet çağrısı yapan, bu Ramazan'da birbirinize ateş etmeyin diye aslında söyleyen temsilci de Birleşmiş Milletler'in Yemen temsilcisi Martin Griffiths. Yani sürekli olarak işte bir Hudeyde barışı yapalım, Hudeyde ile ilgili çatışmada bir Stockholm Anlaşması yapıldı. Yani bunların hepsi gene Birleşmiş Milletler'in gözetiminde oluyor. Tabii ki başarısız, zira bunu destekleyen devletler, yani bir tarafta Suudi Arabistan'ın Yemen hükümeti, yani işte İran'ın Husilere veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin Güney Geçiş Konseyi'ne desteği var. Bu devletler sürekli belli yerel aktörleri destekledikçe çatışma için, Birleşmiş Milletler'in tabii ki bu noktadaki barış çabaları güdük kalıyor. Biraz ben Orta Doğu özelinde de anlattığım için veya dünyada bu anlamda çatışmalar veya bizim beklentimiz de, benim alanım da biraz Orta Doğu olduğu için, Orta Doğu'daki diğer şeylere bakarsak diye bu kısmı da ekledim. İslam İşbirliği Örgütü var, biliyoruz. Cidde merkezli Körfez İşbirliği Konseyi, 6 Körfez ülkesinden oluşan, son yıllarda Katar'ın durumu biraz kritik. Arap Birliği var, Mısır'da, merkezi Kahire'de. Afrika Birliği var, gene o da Kuzey Afrika'nın önemli bir kısmına dahil ediyor. Mesela bu Türkiye'den İslam ülkelerindeki sivil toplum örgütlerin bir araya geldiği bir kuruluş, UNEV, Council of Arab Economic Unity. Bu da başka bir, diğerleri de finansal anlamda. Fakat şurası da var, uluslararası örgütler sadece ekonomi veya güvenlik veya siyaset anlamında değil, birçok alanda, mesela sağlık anlamında bugün işte Dünya Sağlık Örgütü veya UNICEF, eğitim alanında veya UNESCO, yine kültür alanında etkin diyebiliyorsak, etkinse mesela UNESCO'nun İsrail-Filistin meselesiyle ilgili çok kritik bir rolü var. Şöyle ki, Kudüs'ün mesela Arap ve Müslüman kimliği olduğunu söyleyen, dolayısıyla da son yıllarda biraz linç edilen bir örgüt, mesela UNESCO. UNESCO zira olayın kültür anlamında değerlendiriyor. Kudüs'e kültürel anlamda baktığımız zaman buranın ne kimliği var? Buranın Arap kimliği var, Müslüman kimliği var dediği zaman önemli bir şey. Yani dünya kamuoyunda
ileri sürebileceğiniz önemli bir argüman Mescid-i Aksa için veya diğer anlamda Kudüs için. Fakat diğer taraftan da tabii belli, yani Amerika'yı veya İsrail'i tabii başta rahatsız eden bir durum haline geliyor. Uluslararası örgütler genel olarak, yani bunun bir de günümüzde hangi alanlarda kullanıldığını, yani ne işe yaradığını anlamak bağlamında bu şekilde anlatılıyor genel olarak. Soru cevap varsa, soru cevap da yapabiliriz. Bu kadar deyince ben sadece o kısım için o kadar diye şey yaptım ya. Net bir bitiş oldu yani. Evet, biraz hızlı şey yapayım dedim, anlatayım dedim. Bu şekilde, genel olarak bu şekilde ve hani tarihi işte günümüzde belli başlı örgütler ve günümüzde işte uluslararası örgütlerin ne işe yaradığını, aslında ne gibi kullanım alanları olduğunu, yani Orta Doğu'da mesela çatışmaları dindirme noktasında veya mesela Kudüs meselesinde uluslararası örgütler neler yapıyorlar? Yani devletlerin tabii ki rızası olmadan belli bir yere kadar uluslararası örgütlerin fonksiyonu var. Devletlerin rızası ölçüsünde bugün fonksiyonu var. Zira onlardan bağımsız bir gücü yok. Dolayısıyla burada devletlerin veya onların yönettiği toplumun bir inisiyatif alması gerekiyor. Uluslararası hukuku veya uluslararası örgütleri güçlendirmek istiyorlarsa. Tabii uluslararası örgütler isteniyor mu? Böyle bir şey olsun mu? Yoksa sadece devletler kendi ellerinden geleni ardına koymasın mı? O başka bir tartışmanın konusu, ama eğer uluslararası örgütler yani dünya çapında işbirliğini devam ettirsin, savaşları engellenmesine faydası olsun deniyorsa, bu önce tabii devletlerin rızasına, sonrasında da toplumun istekliliğine bağlı bir durum. Seni biraz Cohen'ci gördüm ya. Robert Cohen'cisin sen yani. Yani liberalizm bozdur, devletler kötüdür diyor ya. Yani aslında işbirliği güzeldir, örgütler falan da sistemi iyi kuramadık falan diyor yani. Sistemin sıkıntıları var diyor. Sistemin tabii sıkıntıları var. Ama o sistemin sıkıntıları kimden kaynaklanıyor? Onu iyi tespit etmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Var mı arkadaşlardan soru? Hocam bir şey sorabilir miyim? Şu anda mesela Dünya Sağlık Örgütü üzerinden Çin'in ve Amerika dolayında bir politika yönlendirilmesi yapılıyor. Mesela bu durumu analiz etmek istersek hangi kısımlara bakmamız lazım? Neye göre analiz etmek gerekiyor? Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'e karşı mı bir duruşu var? Yani haberlerden okuduğum kadarıyla Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne korona olayının yayılmasını engellemek için baskı yaptığı söyleniyor. Amerika'da böyle bir Çin'in baskısı var şeklinde bir politika yönlendirilmesi yapılıyor. Bunu uluslararası ilişkiler açısından analiz etmek istediğimizde hangi kısımlara bakmamız lazım? Temelinde nasıl bir okuma yapmak lazım veya nasıl bir düşünce yapısına geçmek gerekiyor? Yani o anlamda zaten koronavirüs uluslararası sistemin sağlıklılığı, sağlığı açısından ve aslında ne kadar ne halde olduğumuzu göstermesi açısından iyi bir turnusol kağıdı oldu bence. Zira yani Dünya Sağlık Örgütü işte Çin'i veya Çin Amerika'yı, Amerika Çin'i veya Avrupa'yı, yani birbirini sürekli suçlayan aktörler görüyoruz. Yani birbiriyle işbirliği yaptığı zaman kendisi, bizatihi kendisi ve çevresindeki diğer aktörler de gayet olumlu yönde etkilenecek olan aktörler. Yani aslında hiçbir şekilde sıfır toplamlı bir oyun değil. Herkesin birlikte kazanacağı bir işbirliği var ortada.
Hatta birisi kaybettiği zaman diğerinin de kaybedeceği bir oyundayız. Bu koronavirüste. Yani onu aslında bu konuda bence en aklı başında konuşanlardan birisi Jeremy Corbyn'di mesela şeyde İngiltere'de İşçi Partisi'nde. Şöyle diyordu, yani en zayıf olan kadar güçlüyüz. Yani bu bir zincirin halkasıysa, zira bir kişi veya bir devlette çok çıktığı zaman bu hastalık diğerlerine de sirayet ediyor. Yani bize mesela İran'dan veya Avrupa'dan veya Suudi Arabistan'dan geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla siz kendiniz de iyi bir şekilde tedbirini alacaksınız. Diğerlerinin de daha iyi tedbir alması için vesile olmanız gerekir. Yani mantıklı olarak bu hastalıkla mücadele etmenin yolu bu. Mesela Türkiye birçok ülkeye yardım göndererek elinden geleni, hatta belki fazlasını yaparak bu anlamda iyi bir örnek olmuştur. Veya sağlık sisteminde de bir başarı elde etti. Onu görebiliyoruz. Yani umarım daha da güzel şeylere, güzel bir tablo görebiliriz. Ama diğer taraftan mesela Amerika'nın başta ne kadar sorumsuz hareket ettiğini. Yani tabii onun başından Çin'in ne kadar sorumsuz hareket ettiğini. Hocam, sonrasında Amerika'nın veya diğer... Evet. Hocam peki Trump'ın söylem değiştirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk başta vurgu yaparak Çin virüsü diyerek ırkçı söylemde bulunup ardından şu an yeni Çin virüsü bilerek yaymadı demesini. Yani başlangıçta onu belki bir diğer taraflardan da bir kabul anlamında, yani bir zemin yoklamaya çalışmış olabilir. Bu şekilde bir zemin yoklayarak, yani Çin virüsü diyelim, insanlar Çin'i suçlasınlar ve o olay sadece Çin'in üzerine ihale edilsin. Yani Çin'in aslında bir tabii ki ihmali var. Yani hastalığın yayılması konusunda. Bunu biliyoruz. Peki tek suçlu Çin mi? Yani şu anki görünen tabloda tek suçlu da o değil. Özellikle ama Amerika'da, yani dünyada şu anda en çok etkilenen ülke Amerika. Yani böyle bir ortamda sadece Çin'i suçlayarak paçayı kurtaramazsınız. Yani bir şekilde farklı şeylere oynaması gerekiyordu Trump'ın. Yani Çin'in üzerine bir ara yüklenmeye çalıştı. Fakat belki o yeterince popüler olmayınca özellikle bilim çevrelerinden ciddi tepki gördü. Yani bir de ülkesinde de aslında Amerika çeşitli etnisitelerden, çeşitli dinlerden insanlara sürekli özgürlük vermesiyle tanınan bir ülke. Ve orada bu şekilde bir söyleminde fazla bir tutarlılığı olmadığı görüldü. Yani biraz da tabii ki Çin'le de artık bu kadar iplerin gerilmesi, Çinlilerin de bu kadar ona tepki göstermesi sonrasında biraz o da geri adım atmak durumunda kalmıştır diye düşünüyorum. Fakat şeyde demek istediğim, mesela 3 hafta, 1 ay veya 2 ay ciddi anlamda birbirleriyle işbirliği yaparak korona konusunda çok iyi mesafe kat edebilecek olan ülkeler bunu yapmayarak onun yerine, yani bir nevi biraz çocuksu bir biçimde birbirlerini suçlayarak veya Dünya Sağlık Örgütü'nü suçlayarak veya belli başlı işte iş adamlarını vesaire suçlayarak sorunun üstesinden bu şekilde gelmeye çalışmaları veya kim daha zarar görecek? Ekonomik anlamda bunu bir ekonomi savaşına çevirmeye çalışmaları olayı biraz daha vehametini gösteriyor. Yani uluslararası sistemden de sonuçta, yani mesela bir ülkenin demokrasisinin gücü diyoruz. Kimler sayesinde o demokrasinin daha güçlü olduğunu, o ülkede yaşayan insanların kalitesine bakar. Yani demokrasi istemek gücüne bakar. Onların ne kadar bu şeyi içine sindirebilmesine bakar. Dolayısıyla benzer bir biçimde düşünürsek, yani uluslararası sistemden de o uluslararası sistem ne kadar işbirliğine açık, ne kadar o uluslararası sistem işler bir halde, uluslararası hukuk ne kadar önemli? Bu soruların cevabı o devletlerin veya uluslararası toplumun ne kadar bunu istediğiyle veya ne kadar uyduğuyla alakalı.
sonunda yine o noktaya gelebilir. Şimdi bir soru da ben sorayım. Konunun buraya gelmesi iyi oldu. Ben aslında bu korona sonrası sürece doğru getirecektim meseleyi. Tabii sen mevcut durumu özetleyen bir şey üzerinden gittin ama ben şeyi merak ediyorum. Yani bu korona sonrası dönem biliyorsun bu ara bizim alanda çok popüler. Yani bir sürü şey yazılıp çiziliyor. Bunların ciddi bir kısmı tabii çok akademik, derinlikli veya işte ne bileyim kaynaklı, bizim alıştığımız klasik anlamda metinler değil bu üretilen şeyler. Daha böyle gazetecilik boyutunda giden şeyler var. İşte şunlar olacak, bunlar kehanet boyutu daha doğrusu öyle söyleyeyim. Sen nasıl görüyorsun okumalarından? Yani bu korona sonrası dönemde liberal dünya düzeni, liberal dünya düzeninden kastım da özel olarak bilhassa bu işbirliği ne dayalı şeyin, uluslararası sistemin nasıl bir dönüşüm geçireceğini düşünüyorsun? Birinci sorun bu. İkincisi, yine bununla bağlantılı olarak tabii liberal dünya düzeni veya işte işbirliğine dayalı dünya düzeni deyince tabii bu işi biraz böyle şey yapmış oluyoruz, masumlaştırmış oluyoruz. Yani Amerikan merkezli ya tek kutuplu, bunu bir kısmı böyle tek kutuplu bir dünya olarak adlandırıyor, ya da çok kutuplu ama Amerikan hegemonyasında olan bir dünya düzeni var şu anda. Bu bağlamda dünya düzeninin değişimiyle alakalı bir öngörün var mı? Bu soruyu da özellikle şu bağlamda değerlendirebilirsin. Malum yani bizim literatürde çok ciddi bir Çin'in yükselişi tartışması var. Yani Çin yeni hegemon olacak mı? Dünyayı hükmedecek mi? Edecekse nasıl edecek? Etmeyecekse nasıl etmeyecek? Tartışması var. Bu koronavirüs sonrası dönemde işte bu yani hegemonik güç dağılımı vesaire üzerinden de bir değerlendirme yapar mısın? Yani genelde bizim alan veya bu olaylara geniş perspektiften bakan disiplinler, mesela political economy de öyledir. Çok manipülasyona ve popüler anlamda fazla şeye, baskıya maruz kaldığı için çok spekülasyona tabidir, öyle diyeyim. Yani şu anda bu konu çok gündemde ve herkes şöyle olacak, bu şekilde olacak. Yani hayır, senin dediğin pek değil ama bu daha mantıklı falan. Bu şekilde çok fazla söylenti var. Fakat genel olarak gördüğümüz zaman uluslararası sistemden ziyade belki devletlere odaklanarak öncelikle onların bir sağlıklı analizini yapmalıyız belki. Nereye gidiyor bu devlet? Mesela atıyorum A devleti daha otoriterleşiyor, B devleti daha demokrasi veya bu yönde ilerliyor veya başka bir konuda, yani totaliter de olabilir veya federal bir yapı da olabilir, ama yani mesela çatışmalara etkisi ne oldu? Hani biraz daha mikro düzeyde önce devletlere bakabiliriz veya bölgeleri inceleyebiliriz. Örneğin işte Balkanlardaki etkisi ne oldu, Avrupa'daki etkisi ne oldu? En önemli şeylerinden birisi bu. Sonrasında da bunu küresel düzlemde düşünebiliriz diye öyle bir düşüncem var. Uluslararası sistemin dönüşümü anlamında da hani şu anda çok fazla büyük bir, yani İkinci Dünya Savaşı gibi veya işte o Napolyon Savaşları gibi o dönemin büyük bir dönüşüme şahitlik edeceğini şu andan söyleyemeyiz. Yani öyle bir dönüşümün henüz ortada yok. Fakat bunun bir ekonomik sonucu olacak. Sağlık anlamında bir sonucu var. Ekonomi anlamında birçok ülkenin ekonomisini, yani Türkiye'yi de şu anda etkiliyor. Yani ciddi bir şekilde etkileyeceğini biliyoruz zaten. Etkilediğini de biliyoruz. Şöyle bir durum var. Bu bahsettiğimiz uluslararası finans kuruluşları dedik mesela. Bu uluslararası finans kuruluşları yani daha etkin rol oynayabilirler veya daha etkin rol oynamayı bırakıp yani kendileri ve küresel kapitalizmin de bu anlamda sonunda hazırlayabilirler. Yani bu onların, bu aktörlerin ne kadar süreci, krizi iyi yönetebildiklerine bağlı. Mesela Lübnan'da çok uzun bir süredir dolar krizi var. Veya
Orta Asya devletlerinin uzak doğunun bir kısmında dolar krizi var. Dünyanın önemli bir kısmında mesela dolar krizi var. Şimdi bu yani ticaret yapmak için dolar kıtlığı var. Bu şekilde söyleyeyim. Şimdi bu sorunu aşamadığımız müddetçe bir taraftan uluslararası ticareti arttırmaya çalışıyoruz ama bu bir çıkmaza gidecek ve bir şekilde bu sistemin sonuna hazırlayacak. Yani bunun üzerine farklı bir şey düşünüyor muyuz? Yenilenme, bir reform düşünüyor muyuz? Veya işte bu G20 yapıldığı gibi Permanent Five yerine. Yani buna benzer rötuşlarla veya buna benzer düzenlemelerle daha belki demokratik, daha kapsayıcı bir uluslararası sistem kurmaya çalışıyor muyuz? Hayır. Sadece şu anda belli konumda olan ülkeler, güçleri hasebiyle belli bir konumda olmuşlar. Yani Çin, İngiltere, Rusya, Fransa gibi ülkeler. Fakat bunu kaybetmek istemiyorlar. Güçleri olsa da olmasa da bu sistemin devamından memnunlar. Ve bu böyle gidecek dersek, yani süreci yönetemezsek, krizi yönetemezsek tabii ki dönüşümlere açık olacağız. Amerikan hegemonyası anlamında da benzer bir şey düşünüyorum. Yani Amerikan hegemonyası da eğer bu süreci Amerika koronayı kendi ülkesinde yönetemediği gibi küresel anlamda da yani 90'lı yıllarda Amerikan hegemonyası dünyanın her yerine yardım gönderen, borç verebilen, askeri anlamda yardım edebilen, yani mesela Mısır ve İsrail arasındaki barışı sağlayabildiyse orduya gönderdiği milyarlarca dolar sayesinde veya Ürdün'de mesela rejimin istikrarını sağlayabildiyse bu şekilde veya Türkiye'de hakeza, yani Türkiye'de çok partili hayata geçişten tutun da 1980'lerde 1990'lardaki ekonomik yardım paketlerine IMF'ye kadar, yani Türkiye'nin ekonomisinin kalkınmasına Batı İttifakı'nın yardımları olmasaydı veya bu noktaya gelinmezdi. Bunu zaten biliyoruz, yani biz de bu ittifakın bir parçasıyız, sevsek de sevmesek de. Yani dolayısıyla o hegemonyanın sadece üzerinde kontrol sağlamak gibi bir vazifesi yoktur. Hegemonya aynı zamanda korumak ve gözetmekle de yükümlüdür. Yani bizi NATO, biz sürekli NATO'ya şemsiye gözüyle baktık. Çünkü bizi koruyor, koruduğuna inanıyorduk Sovyetler. Fakat o ilişki sadece verme üzerine dayalı olursa, yani bir alışveriş değil de sadece biz NATO'ya üslerimizi veya belli anlamda uzmanlığımızı, askerimizi göndereceğiz. Karşılığında da hiçbir korunma veya hatta NATO ülkelerinden silah bile alamayacağız. Bu durumda tabii ki belli itirazlar yükselecektir. Yani Amerikan hegemonyası da bu anlamda biraz son dönemde bu içine kapanma dönemine girdi. Son dönemde buna Monroe doktrinine geri döndü falan diye de yorumlar var. Fakat bundan kurtulacak mı? Trump yönetimi bundan pek kurtulacağı benzemiyor ama Amerika Trump yönetiminden mi kurtulacak? Veya bu yani bir nevi o 1900'lü hatta 1800'lü yılların sonuna dönmüş gibi bir Amerika görüyoruz. Amerika'ya kendi içine kapanmış bir durumda. Buna devam edecek mi yoksa dünya hegemonu rolüne devam edip bir taraftan hem kendisi işbirliğiyle dünyada yeni alanlar açmaya veya o hegemonya kurduğu ülkelerde etkinlik kurmaya devam edecek mi? Ona göre ve Çin vardı en son, onu da söyleyeyim. Çin konusunda da Çin kesinlikle ekonomik anlamda çok ciddi mesafe kat etmiş bir ülke. Fakat bunu siyasi anlamda, hele kültürel anlamda hiç becerebilmiş bir ülke değil. Yani son dönemde de belki bu korona vesilesiyle biraz daha antipati de artmış olabilir Çin'e. Bundan emin değilim ama Amerikan hegemonyasının aslında genelde şunu görüyorum. Amerikan hegemonyasına düşman olan kesimler veya Amerikan
Çin'in yönettiği bir dünyada yaşamak istemeyen insanlar, topluluklar genelde Çin'e doğru yöneliyorlar. Fakat aslında bekledikleri şey, oradan da pek bir yardım görmüyorlar. Belki bazı devletler maddi anlamda yardım gösteriyordur ama yani özellikle siyasi destek ve kültürel anlamda o hegemonyanın kabul edilmesi pek şu anda mümkün görünmüyor yani. O şemsiyeyi pek açacak gibi değil. Zaten Çin kendi içinde de kapalı bir ülke. Yani belki Avrupa bile şu anda kültürel anlamda veya siyasi anlamda, yani tabii ki birebir olmasa da Çin'le yarışır düzeyde bir güç. Ama tabii ki Çin kadar büyük bir ekonomik güç veya büyük bir geleceği o anlamda vaat edebilen bir güç değil. Son olarak da Avrupa'nın ben yapması gereken şey son dönemde tabii ki özellikle sağlık anlamında ciddi bir sıkıntı yaşadı. Yani bunun üzerinden sağlık ve sosyal devlet anlayışının yeniden düşünülüp yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum Avrupa ülkelerinde. Yani sadece olayın ekonomik boyutuyla başlayan, siyasi boyutuyla devam eden bir Avrupa Birliği projesi hayali vardı. Fakat o diğer anlamlarda özellikle sağlık anlamında gerçekleşememiş görünüyor. Bu anlamda eğer yeniden düşünüp yeniden yani bizim mücadele ettiğimiz şey aslında sadece kapitalizm anlamında gelişmek veya siyasi anlamda bir elit projesi değil, halkın en zayıfından en çaresizine kadar onlara sahip çıkmak gibi bir anlayış benimseyebilirlerse biraz zor ama bu krizin içinden de o nispette belki kurtulabilirler diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Ben şimdi biraz birkaç konuyla ilgili görüşlerimi söyleyeyim. Ondan sonra tekrar arkadaşlara bırakalım şeyi. Şimdi bu süreç başladığından beri ufak tefek takip etmeye çalışıyorum. Yani kim ne yazıyor bizim alanlar itibariyle. Nasıl bir gelecek projeksiyonu var falan. Hatta çıkarabilirsem elimde bir metin var yani. Onu değerlendirmeye çalışıyorum şu aralar. Yazmaya çalışıyorum. Yani burada tabii bir sürü şey var. Çok yeni bir süreç. Dolayısıyla böyle çok oturaklı bir takım öngörülerde bulunmak. Ya öngörüde bulunmak zaten her zaman zor bir iş. Ama şu an bu kadar taze bir olayın üzerine, salgının üzerine öngörüde bulunmak daha da zor. Bir kısım şeyler muazzam fikirlerle uçuyorlar benim görebildiğim kadarıyla. Bir kısmı da daha böyle işte yani yarın bir gün bunlar tutmazsa şey olmayalım, yüz göz olmayalım mantığıyla, bilinçaltıyla böyle daha mutedil işte şeyler söylüyorlar. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla bu uluslararası düzen noktasında genel kanaat radikal bir değişimin olmayacağı yönünde. Yani bunun söylenmesinin arkasındaki temel şey elimizde böyle bir değişikliği tetikleyecek yeterince donanımın olmaması bence. Yani yeterli veriye sahip değiliz. İkincisi, devletler bir şekilde şu anda bu süreçte baş etmeye çalışıyorlar. Yani bu süreçten kurtulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla henüz küresel düzen anlamında çok böyle iddialı şeyler, söylemler falan ortaya çıkmış değil uluslararası alanda. Yani mesela Çin'e karşı böyle ciddi bir siyasal, ekonomik, zor ama askeri mesela bir tepki verilmiş değil. Sadece işte Amerika'nın falan böyle bir işte Çin virüsü vesaire, Trump'ın bir takım şeyleri, açıklamaları söz konusu. Onun dışındaki ülkelerden çok böyle net şeyler duymuyorsunuz. Dolayısıyla böyle radikal bir dönüşüm beklemek için şu anda çok erken ve olmayacak gibi muhtemelen. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani zaten uluslararası sistem, yani liberal sistem, ne diyorsanız deyin yani bugünkü işte uluslararası sistem kriz içerisinde. Hani bu krizin şiddetiyle ilgili bir yorum yapmıyorum. Yani çok şiddetli olmayabilir. Sizin baktığınız yerden çok şiddetli bir kriz olabilir bu. Ontolojik bir kriz olabilir. Ama bir şey var, bir sıkıntı olduğu kesin.
Yani buna mesela pek çok örnek verebilirsiniz. İşte atıyorum ülkeler arası sıkıntılarda mesela uluslararası kamuoyunun takındığı tavır. Tamam mı? Çatışmalara dair uluslararası kamuoyunun takındığı tavır. İşte veya nasıl söyleyelim? Yani Erdoğan'ın mesela dünya beşten büyüktür söylemi. Tamam mı? Sisteme dair bir kriz olduğunun, sistemin dönüşümüne dair yeni bir talep olduğunun göstergesi. Ne kadar karşılığı var? Bir güç anlamında, bir kapasite anlamında ne kadar karşılığı var tartışılır ama en azından söylemsel düzeyde sisteme dair bir sıkıntı olduğunu biz görüyoruz. Buradaki şey benim görebildiğim kadarıyla okuduklarımdan hareketle bu krizin birazcık daha hızlanacağı yönünde. Yani dolayısıyla yeni bir trend başlatmayacak ama var olan trendi de biraz daha hızlandıran, oraya katkı sunan bir şeye evrilebilir. Burada tabii şey var. Yani temel sıkıntılardan bir tanesi şu. İşte bu işbirliğine dayalı uluslararası düzen, yani Amerikan hegemonyasında kurulan batılı, liberal, işbirlikçi düzen maalesef COVID testinden kaldı. Yani ilk şeyi itibariyle söylüyorum. İlk tepki itibariyle söylüyorum. Biz bunu nereden anlıyoruz? Mesela Avrupa Birliği içerisindeki sıkıntılardan anlıyoruz. Yani mesela İtalya'nın durumunu göz önüne aldığınız zaman İtalya'nın ciddi anlamda bir şok yaşadığını fark edebiliyorsunuz. Yani Avrupa Birliği'ne bakış açısından söylüyorum bunu. Yani orada ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığını görebiliyorsunuz. Onun dışında bakıyorsunuz işte Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili pek çok sıkıntılar, spekülasyonlar vesaireler var. İşte bakıyorsunuz Amerika'nın liderliği meselesi söz konusu. Senin de bahsettiğin işte o Monroe doktrini falandan bahsettin. Mesela bu dönemi ben şeye benzetiyorum bir açıdan. Yani tabii bu ne kadar sürekli olacak, ne kadar bir sürece yayılacak bilmiyoruz ama mesela Birinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan tecritçiliği politikasına benzer bir şey. Yani çünkü orada da aynı şey vardı. Birinci Dünya Savaşı'na müdahale etmiş bir Wilson, işte cemiyet akvam fikrini ortaya atıyor, işte self-determinasyon fikrini ortaya atıyor. Ortalığı bir sürü velveleye veriyor. Yani o yeni dünyanın, yeni haritaların çizilmesinde pek çok şeye etki ediyor bu fikirleriyle. Pek çok iç çatışmaya sebep oluyor falan. Ve bir uluslararası işbirliği projesi ortaya çıkarıyor. Yani o idealizmin, Birinci Dünya Savaşı öncesi idealizminin baba temsilcilerinden birisi kabul ediyor bundan dolayı. Ama bir bakıyorsunuz Amerika o Cemiyet Akvam projesinin içerisinde yok. İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan süreçte özellikle tabii daha sonra bu işte büyük buhranın ortaya çıkmasıyla 29'da onların da çok etkisi var tabii ekonomik sıkıntılar vesaire. Tecritçi bir Amerika fikri var ve bu Amerikan tecritçiliği her ne kadar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir Amerikan hegemonyası ortaya çıkarmış olsa dahi yani en azından Avrupa merkezli bir çok kutuplu dünya düzenini sona erdirmiş olmasına rağmen bu tecritçilikten dolayı biz bir başka sistem değişikliği gördük. Çift kutuplu bir dünyaya gittik. Yani Amerika'nın o tecritçiliği bir Sovyetler yükselmesine şey açtı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra zaten bir şey var. Çift kutuplu bir dünya düzeni var. İşte Sovyetlerin yıkılmasıyla beraber tekrardan tabii o tek kutuplu veya çok kutuplu Amerikan hegemonyası ne derseniz deyin ona farklı görüşler var. Şimdi acaba burada şöyle bir soru soruyorum. Yani kendime soruyorum bu soruyu. Böyle bir Amerikan, yani Trump yönetiminin Make America Great Again kampanyası belli bir süre daha devam ederse eğer, tamam mı? Başarılı olursa mesela Trump'ın bir dönem daha kazandığını düşünelim. Veya Trump'tan sonra yani varsayımsal işte tekrar Trump çizgisinde bir şeyin kazandığını düşünelim, tamam mı? Başkanın kazandığını düşünelim. Veya işte bir takım başka krizler, ileride olabilecek uluslararası krizler Amerika'yı böyle bir şeye itsin. Tecritçi bir politikaya itsin. O zaman tekrar acaba böyle bir Amerika'nın bu pasif şeyi, dünyanın bu lidersizlik sorunu tırnak içinde bir sistem değişikliğine yol açabilir mi? Yani mesela Çin daha rahat bir alan bulabilir mi? Çin dememin sebebi şu, zaten yani bu hani çok üzerine tartışmaya gerek olan bir şey değil. Potansiyeli olan tek devlet aslında şu anda Çin. Yani Rusya'nın bu potansiyeli yok. Avrupa'nın böyle bir potansiyeli yok. Avrupa içerisinde çok cılız bir takım Amerikan karşıtı diyebileceğimiz şeyler çıkıyor. İşte bir Avrupa ordusu fikri, Macron'un şeyleri falan ama zaten kafa olarak şey yani Amerika'yla aynı çizgide şey olarak yani fikir, derin fikir olarak, arka plan olarak. Dolayısıyla Çin kalıyor geriye. Bu acaba işte Çin'i şey yapar mı? Şimdi burada tabii şunun özellikle altını çizmek lazım. Dünyada
daha böyle milliyetçi ve yani işbirlikçi değil de tek başına devlet şeyleri, prototipleri ortaya çıktı. Yani mesela Türkiye'yi düşünün. Türkiye çok işte Batı şeyinin, Batı bloğunun üyesi. Oraya üye olmak için çok ciddi çaba harcamış bu arada. Yani öyle hani baya baya işte 40'lı yıllar, yani tek parti dönemi, daha sonrası Demokrat Parti dönemi mesela, çok böyle bizi alın dercesine. İşte NATO kurulduğu zaman bizim kurucu üye olamayışımız mesela çok ciddi bir sarsıntı Türkiye açısından. Yani o dönemin gazetelerini vesairelerini, hükümeti falan takip ettiğiniz zaman onu görüyorsunuz. Dolayısıyla çok ciddi bir yatırımla Batı bloğuna girmiş ve ister istemez ciddi bir fırsat maliyeti de ödemiş bu anlamda. Bir ülkeden bahsediyorsunuz. Ama işte son yıllarda 5 yıldır, 10 yıldır neyse, daha böyle başına buyruk, yani Batı'nın gözünde daha başına buyruk, serseri kurşun gibi dolanan bir Türkiye var. Yani kendi tezlerini şey yapmaya çalışan, işte bir takım farklı ittifak arayışları içerisine giren falan bir Türkiye var. En yakın verdiğimiz örneklerden birisi bu. Veya işte uluslararası, hani mesela Libya sorununu düşünün. Ulusal Mutabakat Hükümeti Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümet olarak kabul ediliyor. Ama işte bakıyorsunuz BM Güvenlik Konseyi'ne üye olan Fransa ve Rusya Hafter güçlerini destekliyor. Hegemon dediğimiz Amerika çok ciddi bir süreç boyunca kimi desteklesem diye düşündü. Sonradan işte Serrac'a destek olacaklarını falan açıkladılar. Yani bir de böyle bir durum söz konusu. Tamam mı? Dolayısıyla bu şey sistem de sıkıntılar olduğu malum. Ama tersinden mesela bazı fikirlerde şunu söylüyor. Evet, yani biz ilk başta bu şokla, bu Covid'le karşılaştığımızda bir işbirliğinin biteceğine dair sinyaller aldık. Fakat sonrasında şunu fark ettik. Bu süreç, bu kriz aşılabilecekse eğer, bu işbirliği yolu olacak. Şimdi böyle bir görüş var. Mesela eğer yanlış hatırlamıyorsam Ersel Aydın'dı mesela Bilkent'ten. Bu Sam'ın kitabında yazmıştı. Bu ne demek? Yani şey diyor. Yani sen diyor işte virüsü yenmek için mesela atıyorum aşı geliştirmen lazım. Tamam mı? Ve aşı dediğin şey bir uluslararası işbirliği olur demeye getiriyor. Veya işte ilaç üretmen lazım. İşte ne bileyim kıyafet, maske falan. Tabii bu bana çok naif bir şey gibi geliyor, söylem gibi geliyor. Yani mesela Türkiye'nin işte 50 küsur ülkeye, belki 60 küsur oldu, ülkeye sağlık malzemesi göndermesi. Tamam mı? Yani bunu real politik anlamda ben hiçbir yere oturtmuyorum. Yani bu olsa olsa bir şeydir. Yani siz bunu insani olarak bir yere oturtabilirsiniz belki. Hani işte bizim insanı yaşat, devlet yaşasın falan veya ne bileyim yani yumuşak güç falan diyebilirsiniz vesaire, ama hani bir uçak Amerika'ya şey göndermenin veya Somali'ye 3 uçak malzeme göndermenin tırnak içinde romantik bir şeyin ötesinde bir uluslararası işbirliği falan şeyi olmadığı aşikar. Yani anlatabildim mi? Bana çok şey geliyor bu. Türkiye burada ne amaçlıyor onu tartışmıyorum. Yani imajını düzeltmeye, yani bir imaj çalışması yapıyor olabilir. Bura üzerinden belki farklı şeyler ileride söz sahibi olmaya çalışıyor falan diyebilirsiniz, ama hani sonuç itibariyle 50-60 tane uçak malzemenin gönderilmesinin uluslararası işbirliğine dair ümitleri yeşerteceği falan yok yani. Böyle bir şey yok. Tamam mı? İş maske dağıtmakla olacak bir iş değil. Artı şey de yok. Yani hadi bakalım hep beraber bir araya gelelim, aşıyı bulalım veya işte Amerika aşıyı bulsun, Almanya aşıyı bulsun, Çin bulsun da bütün dünya kurtulsun gibi bir şey yok. Şu anda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bakıyorsun, herkes bir şekilde aşı çalışması içerisinde, ilaç çalışması içerisinde. Türkiye'de dahil buna. Tamam mı? Dolayısıyla bu da aslında o içe kapanma demek istemiyorum bunu, ama hani başkasından medet ummayan, kendince bir şeyler yapmaya çalışan, çözüm üretmeye çalışan bir devlet prototipi ortaya çıkarıyor. Peki bu devletler bunu engellemede, yani bu koronavirüs şeyinde olayında özelliğini gördüğümüz, benim yani devletler koronavirüs gibi büyük felaketleri engelleme noktasında ne kadar aciz olduklarını da gördük aynı zamanda bence yani. Bu uluslararası işbirliği veya uluslararası işte Dünya Sağlık Örgütü veya benzeri kuruluşlar aracılığıyla yani kendi aralarında herhangi bir koordinasyon, yani işbirliği sadece işte sen bana şunu ver ben bana bunu veririm değildir yani. Koordinasyon çok önemli bir şeydir aslında. Yani mesela savaşlarda bir ülkeyle müttefikseniz de koordinasyon sizin için
her şeydir hemen hemen. Yani tarihte bunun çok fazla örneği var. Ne bileyim, bu 67 Savaşı'ndan tutun da Osmanlı dönemindeki savaşlara kadar. Yani biz aslında uluslararası bir küresel toplum olduğumuzu iddia ediyoruz ama koordine olamamış bir küresel toplumuz. Yani herkesin bir nevi kendi başına buyruk yaşadığı ve Amerikan hegemonyasında olduğumuzu da yani düşünüyoruz ama Amerika şu anda hegemon rolünü oynamak, yani lider olmak istiyor. Liderim ben diyor. Yani her türlü imkanlarından yararlanmak istiyor bunun. Fakat bunun gerekliliklerini de yapmıyor. Evet. Yani ortada bir ciddi bir sorumsuzluğu var Amerika'nın. Aslında biraz da ona dediğim gibi karşı çıkış bu. Yani Çin'e biçilen bu rol biraz Amerika'nın sorumsuzluğuna, mesela işte Orta Doğu'daki sorumsuzluğuna karşı çıkış gibi. Fakat şöyle bir durum da var. Artı, yani hegemon olarak zaten sorumsuz bir hegemon olma durumu var. İkinci olarak da Amerika'nın kendi içinde de ciddi bir kutuplaşma sıkıntısı var. Yani yükselen ırkçılık, eyaletlere artık dönüşen kutuplaşma. Yani Amerika şeylerini takip ediyorsanız, yani şu anda liberallerin belli eyaletlerde cumhuriyetçilerin veya daha sağ sol diye ayrılan, yani özellikle ırkçılık anlamında siyahilere yönelik yapılan ayrımcılık vesaire, yani inanılmaz boyutlara maalesef geliyor. Bu işte Amerika'nın yani ileride işte bir iç savaş yaşayacağı veya ciddi bir dönüşüm yaşayacağı gibi bir soruna, yani kendi içerisinde de aslında sıkıntılı bir devletten bahsediyoruz. Yani şu anda zaten küresel hegemon olarak sorumsuz. Bir de bölgesel anlamda zaten hani bakayım demiştim de şunu ekleyebilirim. Amerika son özellikle Trump dönemiyle Orta Doğu'dan çekiliyor. Irak'tan çekiliyor. Yani Suriye'ye vekillerini bıraktı. Vekilleri şu anda Amerika'nın o mücadeleyi vermeye çalışıyorlar. Lejyonları diyebiliriz. Libya'da mesela hiçbir yerde yok. Ben Libya mevzusunda başından beri yani Amerika nerede burada diye sürekli düşünüyorum. Amerika sadece kazanan tarafı desteklemekte herhalde mükellef gibi davranıyor şu anda. Hafter aslında Amerikancı diye yaftalanan ve bilinen bir aktör olmasına rağmen. İşte diğer bölgelerde işte körfezde koruması gereken ülkeleri korumak için ciddi maliyetler ve ciddi silah satışı yapıyor ama yani fazla bir maliyete de giremiyor. İşte İran'a yönelik yaptığı işte en son birkaç operasyon var. Kasım Süleyman'ın öldürülmesi gibi. Onun dışında genel olarak Amerika Orta Doğu'dan çekilmeye çalışıyor. Bunun yerine Rusya daha ziyade Suriye üzerinden, hatta İsrail'le ilişkileri de ciddi anlamda gelişti Rusya'nın. Libya'da Suudi Arabistan'la ilişkileri son zamanlarda yine geliştirdi. Karşılıklı ziyaretler, ilişkiler var. Yani tabii ki bu petrol krizinde bazı gerginlikler olduğu yönünde söylentiler var. Mesela Yemen'de veya diğer sorunlarda Rusya ciddi anlamda Orta Doğu'da etkinliğini artırdı son yıllarda. Çin'de bildiğimiz üzere Afrika üzerinde etkinliğini artırdı. Afrika zaten sahipsiz bir kıta görünümünde şu anda. Avrupalı kolonyal güçlerin de bıraktığı bir alan. Türkiye o bölgede bazı işbirliği, diplomatik girişimler, ticaret vesaire etkin olmaya çalışıyor ama tabii ki şu anda hem kendi kapasitesi yeterli değil, kendi içinde de zaten ekonomik veya başka sıkıntılar var. O anlamda Çin için bu noktada dünyaya çıkış kapısı belki Afrika olabilir diye düşünüyorum. Zira Orta Asya'da da Rusya'nın etkin olduğu ülkelerde de yani aralarında bir duvar örülmüş gibi. Oraya da pek fazla akses edebilecek bir durumu yok. Yani belki o noktada Çin'in çıkış kapısı Afrika olabilir. Avrupa'ya bir denemedi. İtalya üzerinden bir kapı açmayı. Yani Çin için aslında fazla gidecek bir yer yani Afrika diye düşünüyorum. Rusya, Orta Doğu'da ciddi anlamda etkin. Belki yani ileride Avrupa'yı veya Orta Doğu'yu da etkileyebilirse Çin, ama olumlu anlamda etkilemesi lazım. Yani bölgeye dair bir senin en azından
kandırmak için bile olsa oradaki ülkelere, oradaki halklara gösterebileceğim bir projenin olması lazım. Yani mesela Rusya'nın bir Orta Doğu haritası vardı. Görmüşsünüzdür belki. Bakıyorsunuz ya aslında fena da değil falan diye insanın içine geçiyor. Veya Amerika'nın bir Orta Doğu haritası var. Evlere şenlik. Yani bu bölgeye dair belli bir planın, bir öngörü veya bir bakış açısı geliştirmesi gerekiyor ki biz de o zaman diyelim ki evet Çin dünyada hegemon noktasına gelebilecek. Yani olay sadece bir ekonomi üzerinden yükselen bir şey değil de aynı zamanda işte dediğim gibi siyasi ve kültürel bir altyapı da gerektiriyor. Şu anda Çin'de bu yok yani malumunuz. Fakat bu hiç olmayacağı anlamına gelmiyor yani. Ama Amerika'da işte dediğimiz gibi hegemon anlamında ciddi sıkıntılar yaşayan hem dışarıya karşı sorumlulukları bağlamında hem içeride yaşadığı sıkıntılar anlamında yani hegemon tahtını sallandığını belki söyleyebiliriz. Hocam, ne düşünüyorsun hocam? 3 nokta, Anıl bir saniye. Bölüyorum, kusura bakma. 3 nokta üzerinden ben toparlayacağım. Tam arada şeyin söylediğin şeyleri iyi oldu. Girdiğin nokta iyi oldu. Birincisi bu küreselleşme meselesi. Ben senin aksine bu sürecin liberal düzeni, işbirlikçi düzeni daha fazla etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu virüsün yayılma yolu bu küreselleşmeydi. Yani tırnak içinde işte açık sınırlar, Avrupa'yı falan düşün mesela. Ve çözümü de içe kapanmacı bir şey oldu. Bak sınırları kapattık, uçakları kapattık. Anlatabildim mi? Dışarıdaki vatandaşlarımızı tuttuk içeriye. Bunu bütün ülkeler yapıyor. Dolayısıyla kapanarak bir şekilde şeyi çözdük. İkincisi yani kimsenin kimseye ciddi anlamda yardım ettiği söylenemez. Herkes kendi mücadelesini kendisi veriyor. Yani son zamanlarda Çin tabii bir takım dediğim gibi o imaj çalışmalarını yapıyor ama ona da geleceğim şimdi. Dolayısıyla ben şeyi düşünüyorum. Yani bu liberal düzen sarsılmaya devam ediyor tırnak içinde. Oradaki soru işaretleri artmaya devam ediyor. Çin'le alakalı şeyim şu benim. Yani evet Amerika'nın hem kendi yani Amerika içeride bir lider problemi yaşıyor. Yani bu seçim süreci vesaire daha da şey yaptı bunu Covid'le beraber. Ama dünyada bir lider problemi yaşıyor. Bunu da şey anlamda söylemiyorum. Yani Amerika lider olsun falan gibi bir şeyim yok. Ama hani bir sistemin şeyi gidişatı bu yönde olduğu için söylüyorum. Çin'den bir lider çıkar mı sorusuna geleceğim ben şimdi. Hani deminki o ilk şeyim belki işte buradan bir şey çıkabilir. Yani işte o Birinci Dünya Savaşı sonrası dönem gibi bir şey olabilir mi falan gibi bir sorgulamayla şey yapmıştım. Ben yani Çin'in yaptığı son PR çalışmalarını çok fazla tutacağını düşünmüyorum. Evet yani o yönde bir şey yapıyor işte İtalya'ya yardım, Avrupa'ya yardım vesaire falan. Ama Amerika'nın ve işte onun etrafındaki bir takım devletlerin karşı şeyde bulunacağını düşünüyorum. İşte bu Çin virüsü söylemi falan sadece söylemsel şeyde kalacağını düşünmüyorum. Hatta şöyle bir durum söz konusu bence. Yani senin o anlattığın şeyler önemli. Yani bu sadece ekonomiyle olmuyor. Siyasal bir şeyin olması lazım. Askeri şey olması lazım. Hatta işte neorealist ofensif realizme falan girdiğin zaman yani bunun bir büyük savaşla vesaireyle bir yıkımla olabileceği barışçıl bir şekilde olmayacağı falan söylemleri var. Yani hatta işte Mearsheimer'ın falan Çin'in bir şekilde doğuma sürüklenmesi. Yani batı tarafından zorlanması. Yani tamam sen hep bizim kurallarla oynuyorsun biraz da kendi şeyini koy da bir şey yapalım yüzleşelim hikayesi bence biraz o iş oraya dönüyor gibi yani hani dediğim gibi bu %100 bir şeyde bulunmak çok zor kehanet gibi bir şey olur ama ben öyle bir şey düşünüyorum yani yakın zamanda belki de işte Amerika'nın Çin'e karşı ki Trump dillendirdi bunu işte yani bize tazminat ödemesi gerekir işte virüs oldu, haber vermediniz, dünyayı siz yaydınız vesaire gibi bir şey var. Çin tabii bunun karşısında bir PR yapıyor. Ama bütün o lidersizlik problemine rağmen Çin açısından da çok pozitif bir şey görmüyorum. Böylece kapatayım. Anıl'ın bir sorusu vardı, onu alalım. Hocam peki mesela şu anda
Çin aslında son zamanlarda sürekli yükselişli olan bir yer. Orada mesela koronayı kendileri çıkarsalar aslında kendi ekonomilerine zarar verecek. Bunu realist bakış açısıyla gördüğümüzde güç dengesini sağlamak için Amerika'nın böyle bir şeyi çıkarması mümkün olabilir mi? Bunu realist bakış açısıyla düşünebilir miyiz? Eğer Amerika çıkardıysa Amerika'daki ölü sayıları ekonomik seviyede hangi tür insanlarda seyrediyor? Mesela evsizler çok fazla Amerika'da. Genellikle ölümler oradan oluyorsa Amerika'nın böyle bir şeye kalkıştığı realist bakış açısıyla düşünülebilir mi? Böyle bir çalışma sektörde uluslararası ilişkiler anlamında yapılıyor mu? Bu şekilde bir sorun var. Ya şimdi şöyle, bu tabii çok şey yani böyle komploya kayan bir tarafı var. Bu soruyu cevaplamanın öyle bir dezavantajı var. Hatta biz bu süreç ilk başladığında Metin Hoca ile falan da konuşmuştuk. Ya ben ona şey demiştim yani bunu dedim ben. Çin kendisi yapmış olabilir. Yani Çin hükümeti çıkarmış olabilir bunu diye düşünüyordum. Hani şu anda da baktığım zaman bu fikrin altını doldurabilirim. Yani böyle bir şey kanıtlayamam tabii ki. Veya işte siz Amerika'nın mesela bunu ortaya çıkardığını destekleyecek bir sürü şey bulabilirsiniz, argüman bulabilirsiniz. Bizim buraya dair söyleyebileceğimiz şey şu olur. Bir kere yani nasıl çıktığı falan tartışmalı bir şey. Ama işte şu anda genel olarak bu Wuhan'daki laboratuvardan bunun sızdığı söyleniyor. Şeyi de hani bir takım uzmanlar bu laboratuvarda üretilmiş bir şey diyor, bir takım uzmanlar değil diyor. Yani ben işin aslı şey noktasında daha yakınım. Yani muhtemelen bu bir şekilde laboratuvarda üretildi. Ama bilinçli mi bilinçsiz mi yayıldı ona bir şey diyemem. Ve bu aslında bu şey de bir şey. Yani çok böyle uzak bir senaryoda değil. Yani işte bir biyolojik savaş. Anlatabildim mi? Yani bunu işte veya işte Çinlilerin iddiası. Amerikalı askerler geldiler askeri olimpiyatlara. Orada bulaştırdılar hikayesi. Ben burada sadece şuna bakıyorum. Yani sonuçları üzerinden bir şey yaparsak bu sağlıklı olur diye düşünüyorum. Diğer türlüsü spekülasyon olur. Birincisi bence kesinlikle mesela Çin hükümeti başta olmak üzere bu sürece dair bir takım veri setleri tutuyorlardır. Tamam mı? Yani işte mesela Çin'in kendi içerisinde yani atıyorum masum olduğunu düşünelim veya olmadığını düşünelim. Bu şeyi ne kadar kısa süre içerisinde şey altına alabildiği, tamam bitirebildiği veya işte ekonomik kaynaklarının durumu veya dünyanın böyle bir süreçte mesela Çin'e verdiği tepki. Şimdi atıyorum mesela Çin muhtemelen bundan sonra Çin mallarına dair bir soru işareti en azından kısa uzun orta vadede olsa dahi Çin'in mesela ihracatında bir şey olabilir bu anlamda. Sıkıntı olabilir. Muhtemel sonuçlardan bir tanesi bu. Şimdi Çin mesela muhtemelen bunun şeyini yapıyordur. Hatta o dönemde mesela Dışişleri Bakanlığı'ndan falan bizim Mesut Hocalar'la falan konuştuğumuzda onlar şey diyorlardı. Yani muhtemelen Çin şu anda şeyin hesabını da yapıyor. Virüs çıktı buradan falan. Tamam neyse de ayrı bir hikaye olarak işte bakalım kim ne yapacak bize karşı. Tamam mı? Ne kadar gidebileceğiz? Veya tam tersinden mesela işte dünya piyasası nereye gidiyor? Tamam mı? Amerika nereye gidiyor mesela? Aynı şeyi Amerika'da yapacak. Benim burada baktığım şey şu, sonuç itibariyle demin konuştuğumuz meseleye geleceğiz. Yani iç siyasete yönelik sonuçları bunun çokça konuşuluyor. Ama sistemik anlamda, uluslararası anlamda da bir işte liderlik probleminin olduğu şeyini doğuruyor. Çünkü Amerika'nın şeyi bu anlamda şey değil. Net bir duruşu olduğunu söyleyemeyiz. Trump'ın bir iki açıklaması işte Çin virüsü. Şey isteriz, para isteriz ondan sonra vesaire vesaire. Bunun dışında çok fazla bir şey yok. Nitekim zaten hani haberlere vesairelere, analizlere yansıyan şeyler de hep işte yok Amerika'nın sağlık sistemi çöktü. İşte yok ne bileyim refah devleti vesaire falan. Yani bu şey üzerinden yürüyor. Ek yapabilirim belki. Şu var, yani aslında o sorunun sorusu biraz düşündürdü. Hani Türkiye bu yardımları neden yapıyor? Neden bu kadar çok ülkeye? Yani küresel hegemonya aslında bir nevi şu anda dünyada da kimsenin üzerine giymek istemediği bir gömlek, ama bir taraftan Türkiye de tarihsel bir misyonu olduğunu düşünüyor. Böyle bir şey de var, yani bizim dünyada tarihsel bir misyonumuz olduğunu düşünüyoruz. Yani aslında bu, eğer gücümüz olsa, yani Amerika kadar, hatta Rusya kadar
Hatta oraya geçtim. Yani İngiltere, Fransa nispetinde bir güce ulaştığı da durumunda Türkiye mesela böyle bir rolü oynamaktan hiçbir şekilde çekinmeyecek bir ülke. Yani şu anda bu durumunda dahi yani ekonomik anlamdaki veya diğer anlamları sıkıntılarına rağmen birçok ülkeye yardım ederek çeşitli açıklamalar yaparak dünyaya işte dünya 5'ten büyüktür gibi mesajların da yanı sıra bu tarz somut adımlarla açılmaya çalışıyor. Böyle bir durum var. Diğer taraftan da bu sürecin kimse pek tartışmadı ama bazı sorunları unutturması gibi bir durum var. Yani mesela başlıca sorunlardan birisi de uluslararası göç. Yani Suriyelilerin veya Afrikalıların Avrupa'ya olan göçü durmuş durumda. Yani şu anda gitmiyorlar ve bir süre daha gitmeyecekler. Yani en azından orada biraz daha işler düzelene kadar. Ve dünyada da bu. Aslında kavimler göçünden sonra en büyük göç akını olacak bu şeklinde bakılıyordu. Yani batıya doğru işte yoksul insanların veya güvenliği olmayan insanların sürekli devam eden bir göçü vardı. Beyin göçü veya benzeri şekilde bir göç vardı. Fakat bu koronavirüs dalgası bunu durdurmuş durumda. Veya bu konu gündemden de çıktı. Diğer bir etkisi de çatışmalar. Yani İsrail-Filistin çatışmasından tutun da Suriye meselesine, hatta Afganistan'a bile. Yani dünyanın çatışma olan bölgeleri de artık pek gündemde değil. Zira her ülkede kendi anlamında çatışmasını veriyor. Kendi anlamında her gün işte şehidini, gazisini diyebileceğimiz yani o şey anlamında, benzetmek anlamında söylüyorum. Vermeye çalışıyor. Yani bu uluslararası göç, çatışmalar ve olayın işte iç siyasete indirgenmesi biraz devletlerin kendi içine bir nevi kapanması. Ama aynı zamanda da şunu düşünmeleri. Yani ben aslında onu devletler nezdinde işbirliği belli ülkeler arasında gene var ve artıyor. Ama Çin gibi ülkeler yani toplumlarını artık baskıyla kontrol ederek yani Çin'de alınan önlemlerle ilgili videolar veya çeşitli haberler varsa vardır, takip etmişsinizdir. Yani çok daha fazla bir şekilde kontrol ve baskıyı artıran devletler bunlar. Yani bunu da artırmanın nedeni, evet biz koronavirüsle mücadele ediyoruz. Başarılı mı? Başarılı. O yüzden her şey evladır. Yani evinden saat kaçta çıktığından, kaçta girdiğine veya kiminle konuştuğuna dair o zaman bilmek durumunda. Fakat buna tahammül edebilecek olan insanlar var. Tahammül edemeyecek olan toplumlar da var. Yani bunun o devletlerin vatandaşları üzerindeki baskıyı artırması yani dünyanın her yerinde yani bütün toplumlar tarafından kabul edilebilir bir şey değil. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Yani bu vatandaşını daha fazla baskılayarak onun iyiliğini düşünen devlet anlayışı yani belki bazı toplumlar için şey olabilir, geçer akçe. Bazıları için yani daha büyük sıkıntılara da neden olabilir. Daha büyük eylemlere veya isyanlara da neden olabilir. Yani o cihette de düşünmek lazım ama özellikle bu şunu eklemek istedim. İşte bu uluslararası göç ve çatışmalar bu koronavirüs salgınında gölgelenmiş bir durumda olan mevzular. Evet. Ufak bir dipnot. Bu otoriter rejimlerin salgınla mücadelede daha başarılı olduğu şeyi de bayağı dillendirilen bir mesele oldu. Yani en azından ilk şey itibariyle. Şu anda Rusya her ne kadar o tezi çürütüyor olsa da sonradan bir sürü artış oldu. Şu anda Amerika'dan sonra ikinci bildiğim kadarıyla vaka sayısında falan. Ama ilk baştaki şeyde işte Çin yendi, Rusya'da az var falan. Öyle bir şey olmuştu. Diğer taraftan kimse de inanmıyor tabii. Mesela yani mesela şu var. Mısır'da bu kadar az vaka var mı olayına? Mesela Türkiye kadar nüfusu olan bir ülke ama vaka sayısına baktığımızda çok az. Yani buna kimse pek
inanmıyor diğer taraftan. Yani bu yani dediğimiz tarzdaki ülkelerin, otoriter rejimlerin daha fazla vatandaşını koruduğu mevzusuna da yani şu da var. Yani mesela Hindistan gibi ülkeler var. Hindistan mesela Çin'den çok daha başarılı koronavirüs konusunda baktığımız zaman, ama yani hemen hemen o kadar şeyi var. Yani örnekler üzerinden gidersek sadece, yani bir örneği bütün genele yaymaya çalışırsak belki biraz sıkıntı olabilir, ama şurası mevcut. Yani her yönetim her toplumla da gidecek bir durum değil yani. Avrupa halklarını Çin gibi, Çin'deki halkı da Avrupa gibi yönetemezsiniz. Yani burası bir gerçek. Metin Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İyiyiz. Ben telefonunu açamadım ama sen zaten mevzuyu anlayıp geldin yani. Evet. Ben de onu bir kontrol edeyim. Bitti mi bitmedi mi? Ona göre geleyim diye. Şey yaptım. Ben belki Çağrı'nın bıraktığı yerden. Öncelikle bu otoriter rejimler, demokratik rejimler mi daha başarılı tartışması biraz iki ay öncesinin konusuydu. Evet. İki aydır tartışma başka bir yere kaydı arkadaşlar. Ve ben bunu çok orijinal bir tartışma olarak görüyorum. Yeni tartışmayı. Şöyle bir ayrıma gidiyorlar artık. Demokratik toplumları popülistler mi yönetiyor, establishment mı yönetiyor, yani merkez mi yönetiyor? Böyle bir ayrım var. Yani demokratik olup popülistlerin yönettikleri başarısız, demokratik olup merkezin yönettikleri başarılı. Almanya, Amerika örneği, Almanya, İngiltere örneği. Otoriter rejimlerde de somut maddi altyapı, devlet altyapısı. Şimdi biz devlet deyince çok soyut bir şey düşünüyoruz ama devlet gücü dediğimiz şey aslında işte hastane kapasitesi, vergi toplama kapasitesi, yani sadece ordulardan ibaret bir şey değil. Eğitim verebilme kapasitesi, internet altyapısı. Aslında bunlar hepsi devletin gücü. Şimdi burada mesela Çin, İran kıyaslaması var. İran başarısız bir otoriter devlet. Çin işte başarılı bir, çünkü altyapısı güçlü. Yani maddi devlet altyapısı güçlü. Şimdi tartışmayı artık buraya kaydırdılar. Yani demokratik rejimler ve onları kimin yönettiği. Şimdi demokratik bir rejim var Amerika'da ama Trump yönetiyor. Meseleye bakışı İran'dan farklı değil adamın. Yani İran'da türbeyi öpenlerle Trump taraftarları aynı kafada. Onlar da işte polise tükürüyorlar filan. Yani şimdi böyle bir kitle var. Bir tarafta da altyapı. Mesela İtalya demokratik bir ülke ama çok ciddi sağlık altyapısı vesaire o kadar kötüydü ki bundan önce de. Ekonomik altyapısı da keza. İşte yıllarca hükümet kuramadılar vesaire. Orada başarısız bir örnek. İşte Türkiye mesela daha ara rejim, ortada ara rejim bir tartışması var. İşte otoriter kompetitif, ne diyorlar onu? Kompetitif otoriteryanizm ya da ne bileyim otoriteryan demokrasi, yarı demokrasi neyse. Ama Türkiye'yi mesela bu süreçte ortaya, bence mesela Türkiye'de ayrı bir olay, daha ayrı bir vaka. Sağlık altyapısının işte özellikle yani aynı hükümet dönemine denk gelen çok iyi sağlık altyapısıyla süreci sağlık açısından görece iyi yönetti. Ama çok kötü ekonomi performanstan dolayı tedbirleri yeterince güçlü alamıyor. Şimdi mesela daha arada bir rejim. Tam o arada rejimin arada özelliklerini gösteren bir yapı. Tartışma biraz buraya kaydı. Yani otoriter demokratik tartışmasından daha aslında farklı ne derler ona etmenlerin olduğu. Yani sadece bu ikili yeterince açıklayıcı bir ikili değil. Bizi bazen hapseden bir ikili. Çünkü başka şeyler var ülkeleri. Biraz tartışma oraya kaydı. Virüsün nasıl çıktığı konusu, ben burada belki hani uluslararası ilişkiler bu meseleye ne diyor tartışmasından şeyle, ben genel olarak bilimsel çalışmaların şöyle olduğunu düşünüyorum. Aslında bu usul bizim geleneksel ilim çalışmalarında da var. Sebebi bize kayıpta olan yani bilinmeyen şeylerin üzerinden hüküm verilemiyor. Tamam mı? Yani bize şey derler mesela. Bir insanın rüyasına birinin işte atıyorum bir velinin, bir peygamberin girip ona bir şey söylemesi onun dışında kimseyi bağlamaz. Bizim için gayip.
bilmiyoruz. Biz onunla hüküm veremeyiz gibi. Aslında bu bir usul. Dini bir tartışmayı açmak için yapmadım. Usul yani. Burada da böyle bir şey. Yani nasıl çıktı doğal yollardan, laboratuvar ortamında Çin, Amerika, bunun üzerine şu an hüküm verilebilir bir şey değil. Ve bizi sonuçlara da götüren bir şey de değil. Hükmü şöyle verebiliriz. Birincisi zaten herkesin kolayca yaptığı şey. Yani devletler ya da yöneticiler elde ettikleri gelirleri, vergileri, kazançları nerelere harcamışlar? Sağlık altyapıları nerede? İnsanlar işte temel ihtiyaçlarını ne kadar giderebiliyorlar? Gibi. Birinci tartışma bu. Bu büyük bir sistemik sorun. Sadece ülkeler için sorun değil. Neoliberalizm tartışması yani. Birinci tartışma bu. İkinci tartışma süreçten kim sonrasında şey çıkacak? Yani avantajı çıkacak. Şimdi mesela Türkiye'nin sık dillendirdiği bir şey var. Şimdi bütün dünyada tartışılan konu şu. Üretim zincirlerinin alternatifli hale getirilmesi. Yani o kadar Çin'e bağımlı ki özellikle Amerikan üretimleri bütün ara mallar, hatta artık montajları da Çin'de yapılıyor. İşte en basit iPhone. Yani işte bu Design in California, Made in China tartışması. Şimdi bunu çeşitlendirmek isteyecekler. İşte Türkiye gibi belli üretim altyapısı olan ülkeler buradan bize pay düşer mi diye tartışıyorlar. Yeni tartışma konularından birisi bu. Diğer bir tartışma, işte belki bugünün konusu oydu yanlış bilmiyorsam. Uluslararası örgütlerin yeniden yapılandırılması. Yani işte Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği sınav ortada. Yani üzerinde o kadar çok şaibe dolaşıyor ki yani sadece etkisizliği değil. Yani mesela Birleşmiş Milletler hep etkisizliğiyle tartışılır ama Dünya Sağlık Örgütü'nün bir de Çin'in etkisi altında olduğu tartışması var. Bütün bunların yeniden yorumlanması. Tartışmaları bence mümkün olduğunca şu an bilimsel açıdan konuşacaksak buralarda sınırlı tutmakta fayda var. Aksi biraz Abdurrahman Dilipak'ın şey yaptığı gibi yani işte bu yeni aşıda yine işte kısırlık muhabbeti falan yani yine onlara girmiş. Yani yeni aşı gelecek ama böyle bir şeyler olacak falan gibi. Bunun ötesine geçmemiz çok zor. Benim tavsiyem de hani uluslararası ilişkiler ne der bu konuda cevabının sorusu örgütler nasıl şey yapılacak? Küresel ekonomik düzen nasıl yapacak? Bunun siyasal yansımaları nasıl olacak? Biraz burada sınırlı kalmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet Metin Hocam yine sistemik bir bakış açısıyla dersi noktaladın. Estağfurullah. Yani, eyvallah. Ben başını kaçırdım tabii ne konuştuğunuz. Belki benim buradan yaptığım çıkarım şey ama uluslararası ilişkiler disiplini açısından bakarsak sadece yani küresel güçler, devletler veya vesaire açısından bakarsak yani bizim disipline ne gibi bir katkı veya dönüşüm yapabileceği bu koronavirüs fenomeninin. Öncelikle ya geçen aslında bir proje eğitimine katıldım. Sonrasında da TÜBİTAK başkanıyla böyle bir şey oldu. Görüntülü görüşmeler falan oldu. Benim anladığım kadarıyla disiplinler arası çalışma ve disiplinler arası bilgi alışverişi veya farklı bir disiplinden de bir şeyler öğrenmenin gerekliliği bu süreçte ciddi bir şekilde arttı. Yani mesela bir proje veya bir şey yapacaksın. Disiplinler arası çalışmaların zaten revaçtaydı, şeydeydi yani gene yapılıyordu. Alternatif yürüyordu ama bu süreçte belki ciddi anlamda daha da artacak gibi görünüyor. Yani çünkü koronavirüs zaten kendisi ayrı bir disiplin. Bir de olayın ekonomik boyutu var. O da ayrı bir disiplin. Yani bunların hepsini yorumlamak için onlardan da bir şeyler bilmek veya işbirliği yapmak durumundasınız. Yani bir proje yapacaksanız mesela o alanlardan birilerini ekibinize dahil etmek durumundasınız. Diğeri bu hegemon tartışmaları. Yani bu hegemon tartışmaları zaten şu anda hani o işin sıkıntılı boyutunu söyledik. Yani Amerika veya Çin mi? Bu da bir şey söyleyebilir miyim? Çin'de mi değil mi? O tartışmalar var. Bir de devletlerin otoriter mi, liberal mi o olacağı tartışmaları. Yani genel olarak uluslararası ilişkiler şeyinde yani bizim alanda yapabileceği katkı veya dönüşüm bir de
Onun yanında tabii ki asıl beklenen, yani sağlık sisteminin de ciddi anlamda etkileneceği ama asıl beklenen dönüşüm ve kriz, ekonomik anlamda bir kriz ve dönüşüm bekleniyor. Belki o anlamda da bizim disiplin anlamında bir dönüşüme veya farklı bir bakış açısına gebe olabilir. Bu sesim geliyor mu benim? Evet, evet. Hegemon tartışması, Yasir de söyleyince de aklıma geldim işte. Bu liderlik tartışması da biraz önce söylemeyi unuttum. Ya bu liderlik tartışması bana biraz böyle bizim akademi, yani bu özellikle Amerikan akademisinin biraz fazla Trump'ı sıkıştırma tartışmalarına götürüyor beni. Yani zaten karşılar. Bu da şimdi şeyi düşünüyorum. Bundan önceki böyle bir tür salgınlarda, bu tür küresel krizlerde, savaş dışında, siyasal krizler dışında. Yani hangi hegemon öncülük etmiş diye düşündüğümde aslında bir örneği de yok. Yani işte İspanyol gribiyle kıyaslanıyor. Hatta bir, yani bir ekonomik buhran olarak 1929'da bile bir hegemon müdahalesi yok. Aslında biraz böyle İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılanmada Amerika'nın belki de tarihte tek ve ilk kez bir ülkenin yaptığı şekilde küresel bir sorumluluk alarak yaptığı bir şey acaba fazla mı genelleniyor? Hep beklenen bir şeye mi dönüşmüş diye de düşünüyorum. Yani tarihte mesela ne, yani Amerika ne yapabilirdi de yapmıyor sorusunun cevabı bende yok. Biraz acaba diyorum bizim akademi böyle fazla kendini pürüten koyup işte biraz da Trump'a yüklenmenin de verdiği rahatlıkla olayı abartıyor mu diye de düşünmüyor değilim yani. Hayır, bir de şöyle, yani biz Amerika'dan çok şey beklediğimiz için Metin Hocam, biraz da oradan kaynaklanıyor. Yani böyle bir ön koşullanma var bizde. Yani bizde var da, Amerikalılar da yani mesela, yani Amerika ne yapabilir? Şimdi düşünüyorum yani. Ne, solunum cihazı desen, yani birçok ülke üretiyor. İşte Türkiye'de üretiyor. Yani, evet. Yani bir üretim çeşitlenmesi olmuş. İşte piyasaya dolar bastı. Zaten Amerika'nın en büyük gücü o. Yani ne yapabilir başka? Düşünüyorum, hani aklıma bir şey gelmiyor. Birçok ülkeyle swap anlaşması yaptı falan filan. Ne yani, virüs aşı çalışmalarını hızlandırabilir. Zaten yani onu muhtemelen yapıyordur. Şimdi düşününce... Herkese bedava aşı. Yani işte en fazla şey yapabilirdi. Belki zamanı değil belki ama sağlık, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün yapısını çok daha erken tartışmaya açabilirdi. Evet. Ama Trump zaten öyle bir adam değil. Biraz da oradan yükleniyorlar zaten. Burası da var ama Amerika zaten kendi ülke içindeki sorumluluklarını yerine getiremediği için, yani küresel anlamda da zaten onun bir şey yapmasını kimse şu noktada beklemez. Hani kendi ülke içindeki sorumluluğunu sen yerine getirememişsin, daha kendi evini tozunu almamışsın. Kaldı ki çıkacaksın, mahalleyi temizleyeceksin. İşte Almanya için de aynı sorun var. Avrupa Birliği'ne liderlik etmiyor. Yani ne yapmasını bekliyorlar adamların? Hani onu anlayamadım. Yani İtalya'da sağlık sistemi 50 yıldır bozuksa bunu Almanya bir günde nasıl düzeltecek? Abi para basacak, ilaç basacak, maske gönderecek, kıyafet gönderecek. Beklenti abi, o. Ya bunları zaten adam kendi içinde bunları yetiştiremiyor ki. Yani bunlar yani, herkes hazırlıksız yakalandı. Sen yokken ben tersinden şey dedim demin Çağrı ile konuşurken. Yani işte Türkiye şey gönderiyor, tıbbi yardım gönderiyor. Tamam mı? Evet. Hani bunu bir iki okuduğum şeyde işte bunu bir uluslararası işbirliğinin pozitif şeyi olarak falan işte yazmıştı bir iki tane hoca. Bizim alanlardan bilinen hocalar. Ondan sonra yani ben de dedim ki yani ne olabilir ki, yani sen Amerika'ya bir askeri uçak dolusu maske göndersen ne, göndermesen ne? Hani belki şunu ekleyelim, o zaman söylemedim. Yani Somali için belki çok anlam ifade edebilir Somali'ye göndermen de. Yani İtalya'ya bir uçak, iki uçak şey göndermişsin abi yani. Bu şey seni İtalya'nın gözünde şey yapmaz yani. O işte geliyor Türkler falan. Tamam mı? Çırpınırdı Karadeniz moduna sokmaz bizi yani. Yüz küsur ülkeye Türkiye tıbbi malzeme göndermiş. Ama mesela bunu biz canlı yayında Amerika'ya giden uçakları gördük. İngiltere'ye kalkanları gördük. İtalya'ya kalkanları gördük. Tamam mı? Evet. Burada biraz önce senin söylediğin Çağrı, tabii tarihi sorumluluk, toplumsal zihniyet ayrı bir şey de burada ya bir tür işte PR da var. Yani Batı'yla ilişkileri düzeltme PR'ı. Yani o, biraz da öyle daha basit bakmak lazım. Yani çok kompleks bir şey değil. Yani neden mesela
Somali'ye kalkan uçak canlı yayında yayınlanmıyor. Uganda'ya kalkan yayınlanmıyor. Amerika'ya kalkan yayınlanıyor. Anladın Hatta mı? içeriye yönelik şu da var. Ulan bakın biz Amerika'ya şey yapıyoruz ha. Yani tabii ki. Tabii. Öncelikle yani. Kamuoyuna yönelik. Zaten ben o tarihsel misyon veya şey derken de şunu yani uluslararası ilişkiler disiplininden biraz da bağımsız olarak yani o tarihsel hegemon rolünü sanki veya o büyük devlet imajını işte Osmanlı'dan, Selçuklu'dan kalan devam ettiriyormuşçasına artı ülke içinde de bir güven ve popülerite yakalamak için de çok yani bir ama mesela özellikle İsveç'te değil mi? İsveç'ten gelen vatandaşımız mesela yani Türkiye'de evet. Bayram havası estirdi resmen. Hani insanlar bunun üzerinden çok mutlu oldular. O bir kişi, bir aile geldi. Onların hayatı kurtuldu, kurtulmadı belki ama yani ona inanın ve inanmak isteyen birçok kişi mutlu oldu. Yani bu ülkede ya evet bizim de insanımız için uçak kaldırılıyor, gidiyor. Yani bu bizim üzerimizde ciddi bir travmaydı yani. Yılların işte Avrupa bir işte Alman'ın bacağı kırılır da onun için uçak gönderir. Almanya göndermiyor gerçi yani o da ayrı bir tartışma biliyorsun yani benim vergilerimle niye uçak gönderiyorsun tartışmaları var o da ayrı bir mesele. Hangi ülkeydi o bir tane uçak helikopter gönderip parasını isteyen sonra? Abi bu Almanya'da yaptı bunu, Amerika'da yaptı, İngiltere'de yaptı. Evet. Dağcıları mı kurtarmışlardı ya? Bir şeyi kurtarıp parasını istemişlerdi sonra. Ya o da tartışmalı bir konu tabii yani İsveç'teki vatandaş. Gene de tabii devletimiz Allah zeval vermesin yani. Meselesi de aynı. Yani burada beklenti hani o hegemonya tartışması bir de değişim tartışması da öyle mesela. Birçok şey değişecek mesela. Ama bu bir anda olacakmış gibi bir beklenti var. Sanki 2020 eğitim yılına biz artık hep online eğitimle başlayacakmışız gibi. Belki öyle olacak ama yani bu kalıcı olacakmış gibi. Ama bu biraz zaman alacak. Hiçbir değişim böyle çok bir anda olmuyor. Yani veba mesela daha büyük bir salgın. O bile Avrupa toplumunu 200-300 yılda değiştiriyor. İspanyol gribinin öncesiyle sonrası arasında çok büyük bir değişim yok. Aynı toplumlar, aynı şeyler. Bir de insanoğlu, yine realistler şöyle bakar ki ben öyle bakıyorum. İnsanoğlu trajik bir hayat yaşadığı için unutmaya daha müsait bir yapıda. Dolayısıyla bir sene sonra işler biraz rayına girdiğinde birçok şey unutulabilir. Yani savaşlar unutulmuş, şunlar unutulmuş, bunlar unutulmuş. Dolayısıyla hani bir değişim beklentisi de çok hani değişimin vuracağı en birinci ya sektör mesela akademi olabilir. Yani bugün hatta konuştuk. Yani insanlar artık Harvard'dan ders alabilecekken neden gelsin işte ne diyeyim Ankara'da bir yerden Bayburt'ta bir yerden ders dinlesin. Neden adada intro to ayar? Yani hepiniz gidip Harvard'dan işte bir cüzi miktarlarla veya bedava ders alabilirsiniz. Belki bunu kredili de alabilirsiniz artık. Şimdi böyle bir geçiş en tehlikedeki akademisyenler yani işlerini kaybedebilecek olanlar. Ama Harvard'da böyle muhabbet yok ha. Onu da söyleyeyim yani. Ama işte Harvard kalacak mı? Harvard'ın hegemonyası çekiyor mu? Ya o ayrı bir tartışma. Yani hazırlıklı yakalananlar, yakalanmayanlar tartışması. Ama bence hani burada da çok heyecanlı beklentilerde değil de daha böyle sakin. Yani bir görelim önümüzü. Böyle çok fazla kendini kaptıranlar var. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Halbuki yarın yine hepimizi işe, yani 15 gün sonra hepimizi işe çağıracaklar ve işe gideceğiz yani. Her şey eskisi gibi olacak. Şöyle, hegemonun aslında dünyada hem kendi davranışı hem de diğer ülkelerin davranışını etkileme noktasında şöyle bir ciddi bir örnek var. Yani hep özellikle bizimle ilgili olduğu için unutmuyorum. Atatürk Havalimanı'na DAEŞ'çıların saldırısı vardı hatırlarsınız 2016 yılında. O olaydan sonra işte Fransa, Almanya veya işte Katar yani birçok ülke dünyada sembollerini Türk bayrağına boyamıştı. Yani kırmızı beyaz işte yansıttılar. Evet DAEŞ size saldırdı ve bu DAEŞ'in saldırısı üzerine Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz. Lanetliyoruz terörü. Fakat yani o olaydan çok daha büyük, çok daha ciddi bir olay oldu aynı sene içerisinde 15 Temmuz olayında. Yani bu ülkelerin hepsi suspus kaldılar.
Yani bunun da en büyük nedeni tabii burada hegemonun onlara ödetebileceği fatura. Hegemonun bu olayı ne kadar tasvip ettiğini bilememeleri. Yani benzer bir şeydi de bu koronavirüs mevzusunda da hegemonun bu noktadaki önlemleri almadaki hem kendi ülkesi anlamında hem küresel anlamda yaptığı sorumsuzca davranışlar. Hani sadece kendi ülkesindeki insanların değil, hani dünyada da, dünya çapında da bu olayın yani ciddi anlamda hafife alınmasına ve bu kadar hazırlıksız yakalanmasına ve ciddi işte insan kayıplı maliyet yüklenmesine sebep oldu. Tabii bunun üzerine eleştiriler de getiriliyor. İtirazlar yükseliyor. Yani o da gayet doğal. Ama işte dediğim gibi Amerika istemiyoruz deyip olayı sadece yani sırf Amerika olmasın diye Çin olsun. O da ayrı bir sıkıntılı bir durum. Yani bu hegemonun davranışı bu noktada hani o tarihsel süreci konuşmuştuk ya 1800'lü yıllarda işte İngiltere Fransa'dan veya sonrasında Birinci Dünya Savaşı döneminde işte Almanya'nın da çürük çarık katıldığı bir uluslararası sistem vardı. Şu anda bunun Amerikan tarafından tabii Amerika tarafından 1945'li yıllarda işte Sovyetlerin falan katıldığı evrilen bir sistem haline geldi ama günümüzde fakat Monroe doktrinine neredeyse saplanmış diyeceğimiz bir küresel hegemon dünyanın kaderini iyi anlamda etkileme noktasında pek bir şey yapmıyor veya yapamıyor. Bunun üzerine de işte dünyadan yani bu uluslararası örgütlerin de atıl hale getirilmesi. Yani sadece şey değil yani yerelde de işte UNRWA Filistin'de buna yaptıkları ya da UNESCO'ya yaptıkları Amerika'nın bu bir şekilde karşısına ek maliyet olarak çıkıyor. Yani bunlar bu bölgelerde yaşayan insanlar, bu kuruluşların daha önceden üstlendikleri roller bir şekilde Amerika'nın karşısına çıkıyor. Tabii hegemon da şöyle bir soru soruyor o zaman. Yani mesela ben Amerikalı olsam sorarım. Ya ben müdahale edince niye müdahale etti diyorsunuz sorunlara? Etmeyince de niye etmiyorsun diyorsunuz? Şimdi bu da ayrı bir maliyet tartışması yani. Şimdi sadece bu hastalık olarak düşünme. Yani işte ne bileyim terör, çeşitli güvenlik sorunları, ekonomik sorunlar. Şimdi bu işte en son biz Suriye'de yaşadık yani. Şimdi Amerika müdahale etse bir türlü, etmese bir türlü. Amerika açısından düşünüyorum. Bu hegemon tartışması bana şu an şey geliyor. Yani yeterince ayağı yere basan bir tartışma değilmiş gibi. Biraz işte bu biraz Amerikan içiyle alakalı. Yani biz hegemonduk, örnek olmalıydık. Sanki hep örnek olmuşlar gibi. Yani sanki dünya sürekli onlardan bir şey bekliyormuş algısı var. Biraz Trump'a yüklenme şeyine dönüştü gibi geliyor bana. Yani ya ben mesela süreçte Amerika'dan bir şey beklemiyordum. Adamlara da bir şey demiyorum yani. Dolayısıyla hiçbir beklentim yoktu. Biraz da böyle bakılabilir gibi geliyor bana. Tartışma ne kadar yere basıyor? Bir Amerikalı olsaydı neler hissederdin? Yani bir Amerikalı olsaydı şu anki durumdan memnunum diyebilir miyim? Ama Amerikalı işte, Amerikalılar belki o yüzden Trump'a oy veriyor. Öyle bakmak lazım. Bize ne? Yani yok şu anda yani mesela sen bir Amerikalı olarak şu anki durum pek iç açıcı. Yani bir Amerikalı açısından da iç açıcı görünmüyor. Yani bir Amerika'nın hegemon olduğu bir dünyada yaşayan bir dünya veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı açısından da küresel durum iç açıcı değil. Yani. Ama işte burada Amerika... Texas'lı bir evanjelik olarak düşün kendini yani. Gayet memnun olursun abi. Ben tabii o zaman ama kimlik belli bir kimlik veya ideolojik açıdan bakman lazım. Yani olayda bir rasyonelite değil de rasyonel bir açıdan toplumlar değil zaten de, toplumlar zaten şey, ne kadar rasyonel bakarlar ki? Bir taraf bir açıdan bakmak lazım. O tabii ki o zaman her türlü dersin yani canımı da alsa canım feda olsun falan. Ben bu tartışmanın biraz hani tabii ki tartışılabilir. Polemik konusundan çıkıp eğer hani ayar yani uluslararası ilişkiler tartışacaksa mevzuyu, hegemonya konusunu. Ben hani yeterince ayar dediğim gibi yani
Şimdi burada beklenti neydi? Neyi yapmadı sorusunu sormak lazım. Beklenti Amerika işte küresel kurumları zamanında reforma etmedi tartışmasıysa buna bir eyvallah yani. Buna bir şey demiyorum ama bu tek başına da Amerika'nın yapabileceği bir şey de değil. Yani küresel kurumları reform etmek. Sadece ona yüklenebilecek bir şey değil. Onun dışında tartışmayı bence biraz daha ülke ülke götürüp yani ülkeler ne kadar işte bu yani sonuçta arkadaşlar devlet meselesi yani devlet teorisi tartışması aslında bu. Yani sistemik tartışma var da yani devlet ne işe yarar sorusunun cevabını biraz bugünlerde arıyoruz. Yani devlet nedir? Büyük kutsiyetler atfedilen işte yani Amerika açısından da işte demokrasinin özgürlüğünün şeyi, Avrupa için medeniyetin bilmem nesi, işte Türkiye için nizami alem falan neyse bütün bunlar mı devlet? Yoksa Burak Serhat'ın, Elif Nur'un, Nur Seda'nın, Yasir'in, Çağrı'nın COVID'e yakalanmaması, yakalanırsa bir an önce iyileşmesi konusunda tedbir alabilen bir organizasyon mu? Şimdi biraz tartışma buraya evriliyor artık bence. Yani toplumların sorgulaması da buraya döndü. Yani biz size bu yetkiyi, gücü, vergiyi niye verdik tartışması tekrar belki bir 200-300 yıllık tartışma geri dönüyor. Yani bizim vergilerimizi ne yaptınız? Biraz bence böyle daha basit tartışmalar, ayağın diğere basan tartışmalar hegemonya tartışmasına daha öncelikli gibi geliyor. Örgütler tartışması da böyle. Ben uluslararası örgütlere devletlerin niyetleriyle bakan, yani biraz daha yine realist bakan biri. Yani kendilerine dair bir kimlikleri olmadığı için, yetkileri olmadığı için. Dolayısıyla devletler neyse örgütler de o. O yüzden önce devletlere bakıyorum. Yani önce bir devlet ne yapmış, devletler ne yapmış. Sonra örgütleri daha tartışabiliriz gibi geliyor. Yani İtalya'nın Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili ne söyleyecek, neyi olabilir yani? İnsanların yaşlarına göre ölüme terk edip edilmemesini tartışan bir ülke Dünya Sağlık Örgütü'ne ne gibi bir eleştiride bulunabilir? Tabii orada uluslararası örgütler, devletler de ama toplumlar temelinden belki yani o şeyi evet, toplumlar bu işte. Şekilde kurmak lazım. Bir de onu ben de söyledim hocam dediğin şekilde yani uluslararası örgütlerin davranışları devletlerin davranışları düzleminde tabii ki şekilleniyor. Ama aynı zamanda şey de var yani o yani küresel bir anlamda toplum yani buna küreselciler de denilen bir kavram da var. Mesela uluslararası şirketler veya küresel anlamda bazı yapılanmalar onlar yani buna mesela STK'ları veya çeşitli grupları dahil edebiliriz. Yani bunların da bir etkisi var. Yani devletlerin yanı sıra hani onların da bu düzlemde yani nasıl bir tavır aldığına, nasıl bir bakış açısı olduğuna, ne gibi bir yorumlama getirdiğine, nasıl tepki verdiğine bağlı olarak tabii ki o uluslararası örgütlerin de etkisi veya yetkisi yani mesela işlerliği neler yapabileceği değişebiliyor mesela. Yani örnek vermek gerekirse Yemen örneğinde mesela hani 3 taraf var. 3 taraflı bir çatışmaya dönüşmüş durumda mesela Yemen ve 3 tarafı da ayrı ayrı devletler destekliyorlar. Çatışmasızlığı destekleyen tek şey Birleşmiş Milletler'in diplomatik veya işte onun belli başlı çabaları. Bunun dışında da pek bir ortada yani çok naif kalıyor o da. Farkındayım. Ama şöyle bir durum var. O bölgeye hani Türkiye mesela kendince insani yardım göndermeye çalışıyor. Bazı ülkeler insani yardım göndermeye çalışıyor. Ama yine de o bölgedeki insanlar için çok büyük bir şey. Yani o bölgede yapılan insani yardımlar veya o bölgede yapılan aktörler arasındaki diplomatik alışveriş, yani diplomatik ilişkiler çözüme giden yolda tek yolda bakıyorsunuz. Sadece bu gibi görünüyor. Diğer türlü yani o devletlerin vekilleri üzerinden yürütülen savaşın pek bir sonu şu anda görünmüyor. Belki yani bu şekilde olur veya başka bir şekilde de tabii dönüşebilir. Yasir Hocam bitiriyor musun dersi? Abi tam konuştum da mikrofon kapalıymış.
Bence artık dersi bitirelim. Bizim oğlanın yatma saati geldi. Ondan sonra bu aralar stay home dediği olarak biz şey yapıyoruz bu işleri. Ben çok teşekkür ediyorum Çağrı. İyi bir sunum oldu. Sonrasındaki tartışma bence o da iyi oldu. Yani güncel şeyler tartışmış olduk. Hem mevzulara dair hem uluslararası ilişkilerin yöntemine, işte çalışma alanına dair. Ondan sonra Metin Hocam teşekkür ediyoruz katılım için, arkadaşlara da. İnşallah önümüzdeki haftanın dersini yine çarşamba günü olarak düşünelim. Önümüzdeki hafta yanılmıyorsam terörizm anlatacağız. Ondan sonra onu ben anlatacağım. Fakat şöyle bir durum olabilir. Benim il dışına çıkma ihtimalim olabilir o gün. Eğer seyahat halinde olursam perşembe gününe alırız. Değil, Ankara'da olursam çarşamba günü yaparız. O şekilde irtibatta kalalım inşallah. Kendinize iyi bakın. Hayırlı ödevler akşamlar. Ne durumda? Yok mu? Ödevleri soracaktım ben. Ben biraz böyle sınavcı hoca gibi oldum ama. Yok yok, doğru. Ben geçen Burak'la da konuştuk da unuttum sonradan şey yapmayı ya. Bu arada Çağrı Hocam, sana müsaade edelim. Sen ayrılabilirsin. Çünkü bu biraz daha şey bir mesele, yani bir ödev meselesi var. Sen kaçabilirsin yani. Müsaade senin. Çağrı Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. Memnun oldum. Eyvallah. Ben de memnun oldum. Hocam iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Yeniden belki başka etkinliklerde bu şekilde görüşürüz. İnşallah hocam. Sağ olun. Yolunuz düşerse bekleriz. Eyvallah. İyi akşamlar. Eyvallah. İyi akşamlar hocam. Hocam. Evet. Hocam zaten adadan bize ödev formu yolladılar. Yani herkes onu doldurdu. Kesinleştirdik inşallah. Konular belli oldu mu? Evet. Sen konuları toplayıp bize bir atabilir misin Elif? Tamam, arkadaşlar bana atsın, ben de size atarım hocam. Formlar zaten sana mı geliyor? Direkt adaya mı gidiyor? Nasıl oluyor? Evet, ada genel olarak bir form oluşturmuş. İki tane konu başlığı istiyor. Sanırsam bize geri dönüş yapılacak. Çünkü mesela seçtiğiniz birinci konu diyor ve seçtiğiniz ikinci konu diyor. Galiba hani yani... Bize mi danışacaklar hocam? Hiçbir fikrim yok. Çünkü toplantıda bir şey demediler bu konu üzerine. Tamam. Sen bize gönder Elif. Biz bir Metin Hoca ile beraber üzerinden geçelim, şey yapalım inşallah. Geç olmadan hani hangisi yapılabilir onu söyleyelim ki size hemen kolayca yapın. Tamam hocam. Belki çok şey zor bir konu, yani yapılması zor, size zaman kaybedecek, bir de sınav falan var diyordu Burak'a. Ama zaten önceki dersimizin sonunda tartışmıştık ya, hani bizimkiler bu olabilir, şu olabilir diye. Evet. Sanırsam hani arkadaşlarım da o konulardan yazmışlardır, ben de o şekilde yaptım. Size yollarım ben. Tamam öyle yapalım. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben hocam artık arada katılabiliyorum. Benim durum biraz daha karmaşık. Yani artık sadece çocuk değil, bütün eve bakmak zorunda kaldım bu süreçte. Biraz zor geçiyor benim için. Allah kolaylık versin hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani hakkınızı helal edin. Yani katılamıyorum, yapacağım şeyleri yapamıyorum, dersleri falan. Ne demek helal olsun? Yani kabul ederken de aslında planda bitiyorsun. Benim bu durum başladığında bitmiş olacaktı. İnsanın 27'siydi herhalde son. Böyle bir durum oldu. Tekrar hakkınızı helal edin yani. Allah kurtarsın kardeşim. Kardeşim bundan sonra müebbet yediğimiz için artık kurtaracak bir şey yok yani. Eyvallah. İyi, güzel olur inşallah. Bir Elif Hanım da burada oldu. Bizim bu Elifler, Zeynepler çoğaldı. Eyvallah. Görüşürüz inşallah. Haydi. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı geceler. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşürüz hocam. Haberleşiriz inşallah. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.